Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk ve tek tarih içerikli bilgi yarışması 3'te 3 tarihe hoş geldiniz. Şimdi stüdyomuza bize engin bilgileriyle yardımcı olacak hocamız Sayın Profesör Doktor Tufan Gündüz'ü davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Şayet sevgili olsun. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun lütfen. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Akdeniz Erbaş geliyor. Akdeniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun lütfen. İlginç bir kıyafet. Sonra geliriz kıyafete ama biraz sizi tanıyabilir miyiz Akdeniz Bey? Ben Akdeniz Erbaş, 24 yaşındayım. Gazi Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans öğrencisiyim. 3. sınıftayım. Onun dışında müzisyenim, müzikle ilgileniyorum. Özellikle Sibirya Türk müziğiyle ilgileniyorum ve icra ediyorum onu. Ne hoş, ne hoş. Efendim üzerinizdeki kıyafetin bir anlamı var mıdır? Aslında bu Moğolların biraz geleneksel kıyafetlerini modernize etme şekli. Ve Moğolistan'dan bana bayan ölgüde yaşayan bir Kazak arkadaşım hediye etmişti. Aslında tam da böyle Moğol-Türk ilişkilerinin bir dostane nişanı gibi bir şey. O motifler daha çok Türk kilim motiflerine benziyor mu? Evet, benziyor tabii, etkileşim illaki var. Ama Moğollar şu an giyiyor bunu. Sizin karşınıza da böyle Moğol kıyafetiyle çıktım ama... Yani gözüm titredi ama sorun yok efendim. Şu anda bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden gayet sorun yok. Sağ olun. Sizinle ilgili bir görüntü varmış elimizde efendim. Evet. Bir onu izlemek isteriz. Tabii. Hem de ne yaptığınızla ilgili bir fikir sahibi oluruz. Evet. Harika. Efendim hoş geldiniz. Sağ ol. Sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen çekinmeyin. Sizi gayet heyecansız ve rahat görüyorum. Bu rahatlığın işimize yarayacağını düşünüyorum. Eğer hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Hazırım. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Akdeniz Bey için başlıyor. Tarihe 11 Eylül saldırısı olarak geçen olay sırasında Amerika'nın başkanlık koltuğunda hangi isim oturuyordu? A. George W. Bush, B. Barack Obama, C. Bill Clinton, D. Ronald Reagan. Hatta saldırı sırasında yanlış hatırlamıyorsam Bush şeydeydi, bir lisede bir konuşma yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden A şıkkı Bush diyorum. A. George W. Bush. Mutabık mıyız? Mutabık. İlk sorumuzu geride bıraktık. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Hala kullanılmakta olan, çizmeyi aşmak deyimini ortaya çıkardığı söylenen, Büyük İskender'in mahiyetinde çalışan Apel hangi mesleği yapmaktaydı? A. Terzi, B. Ressam, C. Kunduracı, D. Modacı. Şimdi sorunun içinde çizme geçiyor. Direkt aklım kunduracıya gitti fakat o kadar da kolay olabilir mi diye düşünerekten şimdi terzi olsa çizmeyi aşmak deyimiyle bir bağlantı kuramayacağım. O yüzden koruma joker hakkımı kullanmak istiyorum burada. Koruma haklarınızdan bir tanesini kullandınız efendim. C. Kunduracı demek istiyorum. C. Kunduracı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Ressam. Ressammış. Bu hani büyük resimlerin önüne geçer de eleştiririz ya, ressamın duygu dünyasını ve neyi anlattığını pek fark etmeden galiba bir kunduracı da Apel'in çizdiği resmin karşısına geçiyor. Orada ilk bildiği yerden eleştirmeye başlıyor ve çizme üzerine konuşmaya başlayınca o da perde arkasında dinliyormuş. Çizmeyi aşma demiş artık, buraya kadar yeter, çizmeyi aşma.
İkinci sorumuz görüntülü bir soru efendim. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan. Memleketim adlı eserini kendi sesinden dinlediğimiz, Türk ve dünya edebiyatında büyük öneme sahip görüntüdeki şairimiz kimdir? A. Nazım Hikmetran, B. Turgut Uyar, C. Cemal Süreya, D. Özdemir Aslan. Yani bunu bilmemek çok büyük ayıp olurdu galiba bir edebiyat öğrencisi olarak. O yüzden A. Nazım Hikmetran diyorum. A. Nazım Hikmetran. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli, çok Nazım değerli. Nazım Hikmet'in en önemli özelliği şiirlerinde coşkun bir ritmin olması. Yani adeta böyle bir taram 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 ritim tutabilirsiniz Nazım Hikmet'in şiirlerini. Türkiye'den ideolojik sebeplerle ayrılmak durumunda kalmıştır. Ama mesela Azerbaycan'da kendi döneminde bir milli kahraman olarak görülmüştür. Çünkü Nazım Hikmet Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil ediyordu. Ve Azerbaycan Türkleri onun şahsında Türkiye Türklerini görüyorlardı ve seviyorlardı. Bana göre Nazım Hikmet'in en önemli şiirlerinden biri Kuvayi Milliye Destanı. İçinde bazı yerlere ben kişisel olarak katılmasam da fevkalade kıymetli buluyorum o şiiri. Şöyle başlar o. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve bir yerde de çok hoşuma gidiyor müsaade ederseniz der ki biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi, bir de İttihatçılar, bir de uzun konşlu Alman çizmesi 914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Muazzam bir şiir ve muazzam bir şair. Evet. İkinci sorumuzda yanlış cevap verdiğimiz için üçlememize yeniden başlamıştık. Üçlememizin ikinci sorusu gelecek. 3'te 3 yaptığımızda ulaşacağımız rakam 7500 lira. Dördüncü sorumuz sizin için gelsin lütfen. Hangisi Büyük Selçuklu Devleti ve Gazneliler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir? A. Nesa, B. Serahs, C. Pasinler, D. Dandanakan. Şimdi özellikle Dandanakan çok önemli bir savaş ki Büyük Selçuklu'nun Gaznelilere aslında rest çektiği bir savaş. Ondan sonra Büyük Selçuklu Devleti kurulma aşamasına giriyor zaten. Pasinler ise bizim Bizans'la yaptığımız bir savaş. O yüzden C. Pasinler demek istiyorum. C. Pasinler. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler Akdeniz Bey. Sağ olun. Bu soruya da doğru yanıt verdik. 3'te 3 yapmak için yalnızca bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Değeri 7500 liradır sorumuzun. Gelsin lütfen. Birinci Bayezid'e İstanbul'un fethinin gerekliliğini dile getiren ve kuşatma konusunda padişahı teşvik eden kişi kimdir? A. Lala Şahin Paşa, B. Kara Timurtaş, C. Yahşi Bey, D. Evrenos Bey. Şimdi isimlerle o kadar çok aram yok maalesef. O yüzden soruyu değiştirme hakkımı kullanmak soruyu istiyorum. Soruyu değiştirme Joker'imizi. Soruyu değiştirme ama cevap vermiş olsaydın hangisini tercih edecektin? Kulağımda kalmış olarak Evrenos Bey diyecektim ama. Herhalde yanlış olurdu. Kara Timurtaş Bey olması lazımdı. Şu soruyu düşünelim birlikte.
Beşinci sorumuz sizin için tekrar geliyor. Yeniçeri Ocağı'nda istihdam edilmek üzere savaş esirlerinden veya devşirme usulüyle Hristiyan ailelerden toplanan çocuklara ne ad verilirdi? A. Bostancı, B. Ulufeci, C. Acemi, D. Kullukçu. Burada tabii Ulufeci denmediğini düşünüyorum. Acemi denebilir. Kullukçu da yakın geliyor ama. Bir ipucu alabilir miyim? İpucu almak. İpucu jokerimizi. İpucu. Yeniçeri Ocağı'na katılıyorlar. Ve bir müddet bu eğitimi aldıktan sonra da sınıflara ayrılıyorlar. O sınıflara ayrılmadan önceki halleri. O zaman acemidir büyük ihtimalle. C acemi demek istiyorum. C acemi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İlk üçte üçümüze ulaşmış olduk. Akdeniz Bey, değeri 7500 liraydı bu sorunun. Artık 7500 lira sizin. Sağ ol. Akdeniz Bey, Akdeniz ismi nereden gelmiş? Hiç sordunuz mu? İlginç sordum, bir isim. Sordum, evet. Yani hikayesi de var aslında. Biz Kırım göçmeniyiz. Kırım Nogaylarındanız. Ve buraya geldiğimiz zaman biz Kırım'a deriz ki Ak Topraklar. Buraya gelmişler ve Karadeniz'i geçerek gelmişler. Düşünmüşler ki benim ailem ak topraklara ak bir bahtla gelelim. Çocuğumuzun ismi de Akdeniz olsun. Ne hoş. Ha, bir de Ak Topraklar diye roman var biliyorsun. Emine Işınsu'nun. Okursunuz onu daha sonra. İlk üçlememiz geride kaldı Akdeniz Bey. İkinci üçlememize başlıyoruz. Bu üçlemenin sonunda ulaşmak istediğimiz rakam 25 bin lira. Altıncı sorumuz değeri 10 bin liradır. Sizin için geliyor. Osmanlı Devleti'nde tedavülde olan Hollanda paralarına ne ad verilirdi? A. Zolata, B. Esedi, C. Duka, D. Mangır. Yani Mangır zaten Osmanlı'nın kendi kullandığı parası diye biliyorum. Zolata ve Esedi hakkında bir fikrim yok ama Duka olduğunu düşünüyorum. Hatta eminim de denebilir. C. Duka demek istiyorum. C. Duka. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Hadi ya. Esedi miymiş? Duka Venedik parasıydı. Zolata Lehistan parası. Esedi de Hollanda parasıydı. Üzerinde aslan resmi olduğu için Aslanlı Guruş ya da Esedi Guruş denilirdi. Sağlık olsun. Biraz aceleci davrandık aslında Akdeniz Bey. Evet. Daha elimizde iki tane koruma jokerimiz, bir tane de iki yanlış şıkkı eleme jokerimiz vardı ama 7500 lirayla aramızdan ayrılıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Duygu Bingöl geliyor. Duygu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Duygu Hanım, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Duygu Bingöl. Gazi Üniversitesi'nde Eski Türk Edebiyatı'nda doktora yapıyorum. Samsunluyum aslen. Ankara'da yaşıyorum 2 senedir. Eski Türk Edebiyatı ile Osmanlı Edebiyatı ile ilgileniyorum. Tarihi bölümümle alakalı olduğu için çok seviyorum. Çünkü Osmanlı Edebiyatı başlı başına Osmanlı tarihini bilmeyi de gerektiriyor. Bu şekilde yarışmaya katılmaya karar verdim. Çağırdılar, sağ olsunlar ve çağrılacağım haberini de doğum günümde aldım. O yüzden... Ne güzel, umarım bunun bir işareti olur. Evet, uğur getireceğini düşünüyorum inşallah. Harika. Bu şekilde katıldım. Tiyatroya biraz merakınız olduğunu duydum. Evet, tiyatroları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda. İzleyici olarak, evet. Onu sizinle konuşmak isterim. İnşallah. Pekala. Efendim. Yarışmanın kuralları ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Peki. Buradayız efendim. Peki. Hocamız size yardımcı olmak için hocam. Burada. Hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Buyurun, hazırım. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Duygu Hanım için başlıyor.
Fi tarihinde deyiminin anlamı nedir? A. Firavun zamanı. B. Antik Yunan dönemi. C. Çok eski zaman. D. Antik Mısır dönemi. Fi tarihinde çok eski zaman olarak biliniyor. Fakat biraz düşünmek istiyorum. Fi tarihinden kalma, çok eski zamanlardan kalma tabiri kullanılıyor. Firavun olduğunu düşünmüyorum. Koruma hakkımı ben kullanmak istiyorum. Koruma haklarımızdan bir tanesini işaretleyelim. Antik Mısır dönemi demek istiyorum. Bambaşka bir cevap geldi. Pekala, D. Antik Mısır dönemi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Çok eski zamanmış. Söylemiştiniz. Söylemiştiniz Duygu Hanım. Eski Türk Edebiyatı'nda doktora yapıyorsun. Evet hocam. Aşağı yukarı Osmanlıca'ya hakimsin. Evet. Biraz Arapça, biraz Farsça da biliyorsun. Evet. Tarih yazılırken daha çok nasıl başlar? Fi tarihi diye başlar. Evet. Fi tarihi şu yıl artık ne geliyorsa ya da fi 24 Nisan 1923, 1923, 24 Nisan 1923 de anlamına evet, geliyor. Evet. O tarihleri hep fi ile başlattıkları için fi'den sonrasının tarihini söylemiyor. Çok eski zaman çok anlamında. Çok eski zaman. Fi tarihinde. Tamam. Değil mi? Evet. Peki sakin olursanız daha kolay olacak. Hadi. İnşallah. Hiç dert yok. Ortada sorun yok. İki tane koruma hakkımız hala bizimle birlikte, jokerlerimiz bizimle birlikte. Üçlememize tekrar başlıyoruz. Peki. Burada ulaşabileceğimiz rakam 3'te 3'ün sonunda 5.000 lira olacak. Tamam. İkinci sorumuz sizin için geliyor. Tamam. Osmanlı Devleti'nde piyade asker sınıfı anlamına gelen yeniçeri kelimesindeki çeri yaygın olarak hangi anlama gelmektedir? A. Çiftçi. B. Zanaatkar. C. Hizmetçi. D. Asker. Asker olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeniçeri sözcüğü yeni asker şeklinde çevrilebileceğine ihtimal vermiyorum. Piyade asker demek yaygın olarak hangi anlama gelmektedir? Hemen ilk sorularda elenmek de istemiyorum. Oldukça da heyecanlıyım, halimden de belli olduğu üzere. Ben hocamdan ipucu istiyorum. Pekala. Bir kere edebiyat bilgilerini iyi bir kontrol et. Bu kelimeyi çok iyi bildiğini düşünüyorum. Tamam mı? Sakin ol. Yani burada sizin bilginizi ölçmüyoruz. Tamam mı? Bir soru var. Bu soruya cevap vermen gerekiyor sadece. Sadece edebiyat bilgin, yani dille alakalı bilgilerini tazelersen kolaylıkla bulursun. Ve bir mesleği ifade ediyor o kelime aynı zamanda. Evet. Mesleği ifade ediyor. Biraz daha düşünme hakkım var mı acaba? Lütfen tabii, buyurun. Zamanınızı kullanın Duygu Hanım. Atsız'ın romanlarını okudun mu hiç? Okudum. Onu da çok kullanır bunu. Acaba yanlış bir taktikle mi gidiyorum? Asker olabilir mi? Şimdi bu fikir de benim aklımda yerleşmeye başladı. Ben asker demek istiyorum. De. Asker. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler Duygu Hanım. Teşekkür yavaş ederim. Yavaş yavaş atıyoruz heyecanı. Evet. Bir şey kaybetmiş durumda değiliz. Evet. Güzel bir başlangıç oldu diyelim. Yeni başlamış olarak kabul edelim kendimizi. Evet. Üçlememizin ikinci sorusu sizin için geliyor. Şanlıurfa'da yer alan ve Mısır piramitlerinden yaklaşık 7500 yıl daha eskiye tarihlenen Göbekli Tepe Tapınak Kompleksi hangi geometrik şekilde inşa edilmiştir? A. Kare. B. Daire. C. Üçgen. D. Altıgen. Göbekli Tepe Tapınak Kompleksini duydum. İsminden yola çıkarak bir fikir yürütmek gerekirse daire şıkkı bana yakın geliyor. Ben koruma hakkımı kullanarak daire demek istiyorum Engin Bey. Duygu Hanım, bir koruma hakkını daha işaretlediler. Evet. B, daire. Mutabık mıyız? Mutabıkız efendim. Tebrikler Duygu Hanım.
görme fırsatınız oldu mu? Görmediniz. Görmedim, evet. Ben gördüm. Gerçekten çok etkileyici yapılar. Evet. İlk yeni açılmıştı hocam daha ziyarete. Bir akşamüstü zar zor girip bir fırsatım oldu gezmek. İnanılmaz Urfa, bir yer gerçekten. Urfa şehrinde değil mi? Urfa'da hocam. Urfa'da, evet. Urfa'da. Çok da güzel. Gezmenizi tavsiye ederim fırsat bulduğunuzda. İnşallah, evet. Bütün tarihi allak bullak eden ve bütün dünya tarihini allak bullak edip tarihi bambaşka bir yere taşıyan çok önemli bir kalıt ve yine bizim topraklarımızda, yine evet, Mezopotamya'da evet. Ve bizim topraklarımız içinde bulundu. Tabii Urfa'ya gitmişken Harran'ı da görmeyi ihmal etmeyin. Kesinlikle. Balıklı Göl'ü de görmeyi ihmal etmeyin. Evet. Urfa Kalesi'ne çıkmayı da ihmal etmeyin. İnşallah hocam. Duygu Hanım, üçlememizin son sorusu. Evet. Bu soruya doğru yanıt verirsek 3'te 3 yapmış olacağız ve 5000 lirayı garanti altına almış olacağız. Evet. Dördüncü sorumuz sizin için gelsin lütfen. Hazreti Peygamberimizin yaşantısını, savaşlarını ve davranışlarını konu alan eserlere ne isim verilir? A. Siyer, B. Nebiname, C. Gazavat, D. Menakıb. Gazavat yalnızca savaşların anlatıldığı eserler olarak biliniyor. Menakıb, Hazreti Peygamberimiz değil, bütün din büyüklerinin, ulularının anlatıldığı eserler. Bu sorudan eminim, Siyer demek istiyorum. A, Siyer, mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler Duygu Hanım. İlk 3'te 3'ümüzü ardımızda bıraktık. Artık 5000 lirayı garanti altına almış olduk. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Yeni bir üçlemeye başlıyoruz. Bu 3'te 3'ün sonunda ulaşabileceğimiz rakam 15.000 lira. 5. sorumuz değeri 7.500 lira. Sizin için geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok can kaybını hangi ülke yaşamıştır? A. Almanya, B. İngiltere, C. Japonya, D. Sovyet Rusya. İnkılap tarihiyle oldum olası pek aram yoktur. Daha çok Osmanlı tarihiyle ilgiliyim, seviyorum. Zaten Osmanlı edebiyatıyla da ilgilendiğim için. Ama Japonya diye düşünüyorum. Biraz düşünmek istiyorum izin verirseniz. Fikir yürütmek istiyorum. Ben riske atmak istemiyorum. Sorumu değiştirmek istiyorum. Soruyu değiştirme jokerini kullanmak ister Duygu Hanım. Cevap şıkkı olsaydı. Japonya diyecektim. Japonya hocam. Diyecektiniz. Yanlış diyecektiniz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük insan kaybı Sovyet Rusya'da yaşanıyor. 20 milyondan biraz fazla. Peki hocam. Sanırım şunu daha rahat cevaplayabilirsiniz. 5. sorumuz sizin için tekrar geliyor. Safevi Devleti'nin kurucusu olan, aynı zamanda iyi bir şair olan Şah İsmail'in şiirlerinde kullandığı mahlas hangisidir? A. Hatayi, B. Kemteri, C. Şahi, D. Cevheri. Şah İsmail'in şiirlerini de okudum. Elimde hatta divanı da var. Hatayi mahlasını kullandığından eminim. A şıkkı Hatayi demek istiyorum. A. Hatayi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrik ediyorum Duygu Hanım. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Üçlememizin ilk sorusunu geride bıraktık. 3'te 3 yapmak için 2 soruya daha doğru yanıt vermemiz gerekecek. Sıradaki sorumuz görüntülü bir soru. Bugün nostaljik tramvay olarak kullanılan elektrikli tramvay, Avrupa yakasındaki son sefer olarak adlandırılan görüntüdeki seferini hangi tarihte gerçekleştirmiştir? A. 1941, B. 1951, C. 1961, D. 1971. Son seferini. Engin Bey, gerçekten bu konu hakkında pek bir fikrim yok.
Bugün hala İstiklal Caddesi'nde tünel geziyor, dolaşıyor. Ben koruma hakkımı kullanayım. Koruma hakkınızı işaretledik. 1961 demek istiyorum. 1961. Mutabık mıyız Duygu Hanım? Mutabıkız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hissi kablel vuku dedikleri bu olsa gerek. Büyük ihtimal. Bir de görüntüler bana sanki 60'lı yılları çağrıştırdı. O yüzden 61 demek istedim. Şansım da yaver gitti. Tebrik ederim Duygu Hanım. Tebrik ederim. Bir joker hakkımız var. İki yanlış şıkkı eleme jokerimiz var. Evet. Üçlemenin son sorusundayız. Bu soruya da doğru yanıt verirsek 15 bin lirayı garantilemiş olacağız. Yedinci sorumuz sizin için geliyor. Evet. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan ve daha sonra Miskinler Tekkesi olarak anılan tedavi merkezi hangi hastalığa tutulmuş kişilerin tedavisinde kullanılmıştır? A. Veba, B. Cüzzam, C. Kolera, D. Verem. Miskinler Tekkesi. Verem hastalığının 1500'lü yıllarda olduğunu pek düşünmüyorum. Aynı şekilde koleranın da. Vebadan Orta Çağ'da Avrupa'da çok fazla insanın katledildiğini, öldürüldüğünü biliyorum. Ki cüzzam da Osmanlı'da bir dönem çok yaygın olan bir hastalık ve pek çok insanın ölümüne sebep olan bir hastalıktı. İki şık arasında gidip gelmekteyim. A şıkkı ve B şıkkı arasında. Miskinler Tekkesi diye bir roman var Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Oradan çağrışım yapmaya çalışıyorum. Acaba kitapta bir hastalık geçiyor muydu? Veba ya da cüzzam hastalıklarından birisi diye düşünmeye çalışıyorum. Okuduğum da bir kitap kendisi. Ben iki yanlış şıktan birini eleme hakkımı kullanayım hocam. Kolera Osmanlı Devleti'nde vardı. O dönemde de vardı, biliniyordu. Ama ben kolerayı eleyeyim. Verem de adı konulmamıştı ama verem de çok yaygın bir hastalıktır yakın zamana kadar. Onu da eleyelim. Engin Bey, ben B şıkkı cüzzam demek istiyorum. B cüzzam. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Eğer bu soruya doğru yanıt verirsek 15 bin lirayı garanti altına almış İnşallah. Olacağız Duygu Hanım. İnşallah. Tebrikler. İki tane ardı ardına 3'te 3 ve şu anda garanti altına aldığınız meblağ 15 bin lira. Tebrik ediyorum. Güle güle harcayın Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi yarışmamıza devam ediyoruz. Yeni bir üçlemeyle devam ediyoruz. Evet. Bu 3'te 3'ün sonunda ulaşabileceğiniz rakam 75 bin lira. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Koruma haklarımız ve joker haklarımız yok. Umarım bildiğimiz yerlerden gelir. İnşallah. İnşallah. Tiyatro severdiniz, tiyatro seviyormuşsunuz. Galiba ders de alıyormuşsunuz, doğru mu? Diksiyon ve hitabet dersi alıyorum. Diksiyon ve hitabet dersi. Evet, emekli bir TRT spikerinden alıyorum. Ne hoş, çok iyi olurlar. Evet, güzel bir devam ediyor. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. 4 aylık bir eğitim. Tiyatroyu da çok eskiden beri takip ediyordum. Fakat Ankara kocaman bir kültür kenti. Benim için mükemmel bir fırsat oldu Ankara'da yaşıyor olmak. Tiyatroların neredeyse hepsine gitmeye çalışıyorum. Aslında Samsunluyum ben. Tiyatro kişilerin bence gönlüne bir kere girdi mi bir daha çıkmıyor. Yani sinemalardan, tiyatrolardan aldığım keyfi alamıyorum. Televizyonu çok daha az izlemeye başladım tiyatrolara bağlandığımdan beri. Oldukça seviyorum ve takip etmeye çalışıyorum. Ne hoş, ne güzel bunları duymak. Evet. Gerçekten tiyatroların çok ihtiyacı var seyirciye. Evet. Bizim devlet tiyatrolarımız her zaman çok çok iyi seyircilere ulaşır. Evet, her zaman evet. Çok iyi işler yaparlar. Yavaş yavaş özel tiyatrolarımız da artık kendilerini sağlamlaştırmaya çalışıyorlar ama evet. Çok zor tabii ki günümüz şartlarında tiyatrolara ayakta tutabilmek her şeyden evet, önce. Evet. O yüzden seyircimizin bırakmamasını ve tiyatrolara gitmesini ben hep temenni ederim. Evet. Gerçekten tiyatronun hazzı bambaşkadır. Canlı sergilenen bir oyunculuğun seyri diğerlerine oranla çok daha keyiflidir. Evet. Benim göz nurum olduğu için her seferinde böyle tiyatro denince konuşmadan edemem.
Çok sevindim açıkçası ilgilenmenize ve evet. gidiyor olmanıza. Umarım sizin gibi insanların sayısı artar diyorum. İnşallah. O sahneleri dolu olduğunu, bütün koltukların dolu olduğunu görmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Ve herkesin de inşallah tiyatro sevdası hiç bitmez, devam eder. Öyle olsun diyoruz efendim. Harika. Duygu Hanım, yeni üçleme. Bu üçlemeyi de tamamlarsak üç tane arda arda üçte üç yapmış olacağız. İnşallah. Sekizinci sorumuz, değeri 25.000 lira. Sizin için gelsin. Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı olan ve ak koyunlu Uzun Hasan'la evlenen prenses hangisidir? A. Despina, B. Eftelya, C. Tamara, D. Elfine. Güzel, çok sevdiğim isimler. Elfida, Eftelya, Despina. Böyle bir evlilikten haberdardım. Aslında daha önce kulağıma çalınmıştı. Despina ve Tamara olduğunu düşünmüyorum. Eftelya ve Elfida arasında gidip geliyorum açıkçası. Eftelya olabilir diye düşünüyorum. Ona daha sıcağım. Ben B şıkkı Eftelya diyeyim o zaman. B, Eftelya. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Despina. Maalesef. Despina. Olacaktı doğru yanıtımız. İyi bir yarışma çıkardık. Evet. Arda arda iki tane üçleme yaptık ve 15.000 lirayla ayrılıyorsunuz evet. aramızdan. Teşekkür ederiz Duygu Hanım. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek sağ üzere. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Alihan Kuşaklı geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Alihan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Bey. Biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Alihan Kuşaklı, 28 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. İstanbul'dan katılıyorum. Atatürk Havalimanı'nda vize ve pasaport memurluğu olarak görev yapıyorum özel bir şirkette. Dünyayı gezmekten zevk alıyor musunuz? Öyle çok bir yerde dünya çalışıp... demeyelim. Sadece sırt çantasıyla 9 ay kadar Asya'yı gezdim. İran'dan başlayıp Tayland'da bitirdim. 6 ülke gezdim bu arada. Bu kadar yani hani çok dünya değil inşallah devamı gelecek. Ama devamı gelecek diyorsunuz. Burada öyle bir heves var mı? Bir heyecan var mı? Buradan bir para alırız da şuraya gideriz gibi hayal var mı? Hedefim var. Yani birincisi Batı Afrika'ya gitmek. Fas'tan başlayıp Zimbabwe'ye kadar inmek. Diğeri de buradan Türkiye'den Moğolistan'a kadar. Uçak kullanmadan. Ben Afrika tarafını gördüm. Şimdi yukarıyı ben de merak ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen sorun. Teşekkür ederim. Aklınız burada. Sevgili hocam burada. Eğer hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Lütfen. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Alihan Bey için başlıyor. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hatip kürsüsünü hediye eden işçiler hangi mesleğe mensuptu? A. Demirci, B. Marangoz, C. Terzi, D. Nalbur. Mantıken marangoz olması gerekir. Ama hani net bildiğim cevap değil. Ben koruma hakkımı kullanıp marangoz demek istiyorum. Koruma hakkımızı kullandık ve marangoz mutabık mıyız? Mutabık. Biraz da emin olmakta fayda vardı aslında evet, böyle evet. bir şeyden. Yani hani... aslında çok bariz marangoz. Hani peki, pekala iyi bir başlangıç yani. Oldu. Bir tane koruma hakkımızı kullanmış ama olduk. Ama o dönemi iyi anlamak için de çok güzel bir soru her kim sorduysa. Zor yıllardı bizim için. Hakikaten çok zor yıllardı. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde Ankara küçücük bir kasaba görünümünde. Ve bütün milli mücadele buradan organize edilecek ama oteli yok. Kalacak herhangi bir yer yok. Zaten kendi haline, kendi kaderine küsmüş bir kasaba görünümünde. Burada bir İttihat Terakki Kulübü binası var. Sağlam binalardan biri. Orada meclisin orada açılmasına karar veriliyor ama binanın da içinde meclise yarayacak hiçbir şey yok. Sıralar, masalar etraftaki kıraathanelerden toplanıyor. İşte bir binanın tamiratı yapılıyor. Herkes işte sıvacısı geliyor bir tarafını, duvarcısı geliyor bir tarafını yapıyor. Çatısını tamamlıyorlar.
evlerden kiremitler sökerek çatısını tamamlıyorlar. Hatip kürsüsünü de Ankaralı marangozlar hediye ediyor. Milli mücadele hakikaten el emeği göz nurumuzla yavaş yavaş inşa ediliyor. Allah rahmet eylesin hepsi bu memlekete nesi var nesi yoksa hizmet ettiler. Allah rahmet eylesin. Alem Bey, ilk sorumuzu geride bıraktık. Evet. İkinci sorumuz sizin için geliyor. Osmanlı'da devlet tarafından verilen tımar, yurtluk, zeyamet gibi geçim vasıtalarının hepsine birden ne ad verilirdi? A. Arpalık, B. Has, C. Çiftlik, D. Dirlik. Çiftlik olmadığı kesin. Arpalık da değil. Ya bunun cevabı da has olması gerekiyor. Ben yine koruma hakkımı kullanıp has demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı daha işaretledik. B, has mutabık mıyız? Evet, mutabıkız. Dirlik. Evet. Alihan, has, zeyamet, tımar, yurtluk, ocaklık bunların hepsi onun sahibi kimse, onun geçimini temin etmek için oluşturulmuş bir vasıta. Dirdik, geçim demek. Hı hı. Ölüsü, dirisi diyoruz. Diri dediğimiz nedir orada? Hayatta olan şey, varlık yani, tamam mı? Dolayısıyla bugün kullandığımız bir kelime, dirliği, düzeni bozulmak, onun içinde de kullanıyoruz. Fakir Baykurt'un bir romanı var, Irazcan'ın Dirliği. Duydun mu bunu? Hayır. Yani romanın adına varıncaya kadar kullandığımız bir kelime bu. Keşke biliyor olsaydım. Maalesef. Bu soruya yanlış cevap verdik. Üçlememize yeniden başlayacağız. Bir tane koruma hakkımız, üç tane joker hakkımız bizimle birlikte. Üçüncü soru, yeni üçleme. Sizin için geliyor sorumuz. Çanakkale Savaşı'nda Bahriye Nazırlığı görevinde bulunan ve sonraki yıllarda İngiltere Başbakanlığı yapmış olan isim kimdir? A. Anthony Eden, B. Winston Churchill, D. Stanley Baldwin, D. David Lloyd George. Çanakkale geçilmez. B. Winston Churchill. Ve Winston Churchill. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Çok net bir cevap. Aslında hepimizin bildiği bir cevap. Evet. Evet. Churchill'i daha çok İkinci Dünya Savaşı'ndaki başbakanlığı ile biliyoruz ama onun bizimle olan hatırası Bahriye Nazırı olması İngiltere'nin. Üçlememizin ilk sorusuydu. İkinci sorumuza geçiyoruz. Üçte üç yapmak için iki soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen Kutadgu Biliğin yazarı kimdir? A. Yusuf Has Hacip, B. Kaşgarlı Mahmut, C. Alişir Nevai, D. Baki. A. Yusuf Has Hacip. A. Yusuf Has Hacip. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Gayet güzel gidiyoruz. Üçte üç yapmak için bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. 7500 lira değerinde bu sorumuz. Sıradaki sorumuz sesli soru. Dinleyelim lütfen. Özgürlüğü yitirdik dostlar. Ardından bir çift sözüm var. Havaya benzerdi biraz. Varlığı duyulmazdı özgürlüğün. Yokluğu dayanılmaz. Saklamayın derdi özgürlük beni kendinize. Esirgemeyin beni ellerden. Esirgendikçe tükenirim çünkü. Paylaşıldıkça çoğalırım ben. Dinlemekte olduğumuz şiiri seslendiren ve yayımlanmış şiir kitapları da bulunan başbakanımız hangisidir? A. Şemsettin Günaltay, B. Bülent Ecevit, C. Yıldırım Akbulut, D. Sadi Irmak. Karaoğlan ve Bülent Ecevit. B. Bülent Ecevit. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İlk üçte üçe ulaşmış olduk. Evet. 7500 lira artık sizindir. Şimdi ikinci üçlememize başlayacağız. Bu sefer ulaşmak istediğimiz rakam üçte üçün sonunda 25.000 lira. Altıncı sorumuz sizin için geliyor. Ç
Çevresindeki zengin mermer yatakları sayesinde Roma döneminin en önemli heykeltıraşlık merkezlerinden olan ve Aydın ilimizde bulunan antik kent hangisidir? A. Neapolis, B. Hierapolis, C. Afrodisias, D. Sagalassos. Evet. Hiçbir fikrim yok. Yani Roma dönemi bana çok uzak bir dönem. Çok ilgimi çeken bir yer değil. Ben hocamdan soruyu değiştirmesini rica ediyorum. Soruyu değiştirmek istediler. Cesaret edip cevaplandırsaydın hangisini işaretlerdin? Muhtemelen Neapolis derdim. Efendim? Neapolis. A, Neapolis derdim. Yok, Afrodisias olmalıydı. Peki. Çok uzak bir dönem. Hiç ilgimi çeken bir dönem değil. Şöyle bir soru göndersem. Osmanlı Devleti'nde dış ülkelere gönderilen temsilcilerin bu bölgelerdeki siyasi, kültürel ve sosyal hayata dair gözlemleriyle oluşturdukları raporlara ne ad verilirdi? A. Seyriname, B. Gezaname, C. Sefaretname, D. Gaylemname. Evet. Yani gezmiş biri olsam da kelimeler bana çok uzak geliyor. Sadece gezaname olmayacağını düşünüyorum. En yakın gelen seçenek A. Ben bu soruda da koruma hakkımı kullanmak istiyorum. Alihan Bey son koruma hakkını da işaretlediler. A seyriname. A seyriname. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Ama sefaretname çıkabilir. Sefaretname olacaktı. Doğru aslında cevabımız. Aslında mantıken evet düşünce sefaret. Evet. Sefer, keşke biraz daha düşünseydim. Sefer yolculuk demek. Evet hocam. Sefir kelimesi bizde elçi olarak dilimize geçti. Bu sefirlerin elçilik yaptığı döneme ait yazdıkları eserler de sefaretname olarak dilimizde yayınlandı. Yani öyle de bilinir. Sefaretname diye bilinir. Dolayısıyla bu 28 Çelebi Mehmed'in sefaretnamesi mesela yayınlanmıştır. Başka sefaretnameler de vardır. Sen de Asya'yı geziyorsun, Afrika'yı gezmeyi hayal ediyorsun. Evet. Yazacağın eser tabii ki sefaretname olmayacak evet. Ama seyahatname türü bir eser olacak. Madem ki geziyorsun bunları da yazarsan faydalı hocam, olur. Geziyormuş Alihan Bey ama bir o kadar da üşengeçmiş. Nasıl evet. Geziyorsunuz o kadar üşengeç olup Alihan Bey? Şöyle yani hani şehir hayatı dışında olduğunda hani o kadar da yapılabilecek bir şey olduğunda yapmaya hoşuma gidiyor. Yani ne söyleyeyim hani doğa yürüyüşü olur. Farklı insanlar görüyorsunuz. Yani ben... Ama aynı yerlerde yürümekten seviyorsunuz. Evet evet yani hani değilsin yeter. Evde oturmayı tercih ederim. Tabii değilsin yeter ki gezmek değilsin. Yani hani ben hatırlıyorum mesela ilk günümde Hindistan'da 6 saatte havalimanından kalacağım yere gitmiştim. Yürüdünüz mü? Yok yürümedim. Yani ama 3 tane otobüs değiştirdim, bir tane tren değiştirdim. 4-5 kilometre yürüdüm. Sonra en sonunda kalacağım yer hatta benden fazla para aldı ama dedim hani yeter artık. Bir şekilde yatayım en azından. Ya inanılmaz bir kültür şokuydu bir de. Sürekli hani sokakta yatan insanlar, sürekli bir şeyler sonra sıcak, iklim çok acayip bir gündü. Yani şu an o gün yaşadığım çileydi yani hakikaten çileydi. Parasız da kaldığınızı duydum orada. Doğru mu? Yani hani parasız hani bir şekilde idare ettim yani çalıştım. Çalıştınız mı? İngilizce öğretmenliği yaptım. Gönüllü olarak yaptım. Özel olarak yaptım. Hostellerde çalıştım. Bir yandan fotoğraf da gezdiniz sattım. Bu süre içerisinde. Evet, fotoğraf sattım. Fotoğraf sattınız? Çektiğiniz fotoğrafları? Evet, çektim fotoğrafları. Çekiyor musunuz? Öyle bir merakınız var mı? Yani aslında okuduğum bölümle alakalı olduğu için hani biraz aşinalığım var ama hani çok meraklı biri de değilim. Ama hani değecek kadrajlar bulduğumda çekiyorum. Benim hobim fotoğrafçılıktır. Öyle o yüzden mi? İlgimi çekti. Pekala efendim. Yeni bir üçlemeye başlayacağız bu soruya yanlış cevap verdiğimiz için. İki tane joker hakkımız bizimle birlikte. Bir üçlememizi yaptık. Şimdi 3'te 3'ün sonunda ulaşmak istediğimiz rakam 50 bin lira olacak. 7. sorumuz sizin için geliyor. Milli mücadeleye destek amacıyla Kara Vasıf Bey ve arkadaşları tarafından İstanbul'da kurulan cemiyet hangisidir? A. Mimmim Cemiyeti, B. Muavenet-i Bahriye Grubu, C. Yıldırım Grubu, D. Karakol Cemiyeti. Mimmim, Yıldırım, Karakol. Ya
bakıldığında sadece B'nin olmadığına emin gibiyim ama diğeri üç şık bana çok uzak geliyor şu an. Yıldırım grubu da muhtemelen değildir. Kara Vasıf ve arkadaşları, İstanbul, Karakol. Ben hocamdan yardım isteyeceğim. Yanlış olan iki cevap seçeneğini elemesini istiyorum. Alihan, muavenet... B şıkkını bırakırsanız mutlu olurum hocam. Efendim? B şıkkını bırakırsanız mutlu olurum. Tam ben onu eliyordum. Şimdi ne yapacağız? Sonuca çıkarım yani. B'yi elemezseniz eğer cevabı bulurum. Hocam pazarlıklar başladı. Dönüşüyor şimdi. Ben tam B muavenet eleyeceğimi söyledim. Ben daha kolay bir şık bırakırım, merak etme. Pekala hocam. Peki muavenet-i Bahriye grubunu eleyelim. Zaten ad üzerinde. Mimmim Cemiyet'ini de eleyelim. Mimmim Cemiyet de, o Mimmim de milli mücadele kelimesinin baştaki M harflerinden alınıyor. O da gizli bir teşkilat. İstanbul'da faaliyet gösteriyor ve özellikle Anadolu'ya adam kaçırılmasında çok ciddi faaliyetleri var. Sadece liderleri Kara Vasıf değil. Yıldırım grubu olduğunu da düşünmüyorum. De Karakol Cemiyeti demek istiyorum. De Karakol Cemiyeti. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İstanbul'umuz Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal edildi ama teslim olmadı. İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar askerlerini İstanbul'a çıkardılar. 16 Mart 1920'de de İngilizler daha geniş bir işgale maruz bıraktılar şehrimizi. Ancak İstanbul hiçbir zaman teslim olmamıştır. Oradaki özellikle yeni bir görev almayan subaylarımız, teşkilat-ı mahsusanın üyeleri İstanbul'da hemen teşkilatlarını yeniden yapılandırarak Anadolu'ya silah kaçırılması, adam kaçırılması, özellikle Anadolu'ya kıymetli subayların Anadolu'ya geçirilmesi ve yerine teslim edilmesi gibi çok önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlardan biri de bu Karakol Cemiyeti'dir ve başında da Kara Vasıf Bey bulunuyordu. Ancak Kara Vasıf Bey'in de üzerinde belki birilerinin bulunduğu yolunda bilgiler var. Bunların Mustafa Kemal Nutuk'ta bunları eleştirir yalnız. Çünkü der benim adıma faaliyet gösteriyor havasını yayıyorlar ve bir milli ordudan söz ediyorlar. Ancak bu milli ordunun başkomutanı kim, komutanı kim, subayları kim falan diye sorulduğunda cevap vermiyorlar. Bir gizlilik, bir örtü meydana getiriyorlar diyor. Ve Mustafa Kemal Kara Vasıf'la görüştüğünde bunun lideri kim diye sorduğunda diyor ki Kara Vasıf, efendim sizsiniz işte bunun lideri. Bunun üzerine Mustafa Kemal çok kızıyor. Benim bilgim dışında ama benmişim, ben yapıyormuşum gibi bir takım faaliyetlerin yapılması son derece tehlikelidir diyor ve eleştiriyor. Bağlarında bu cemiyetle bağlarında koparıyor. Ancak ne olursa olsun Karakol Cemiyeti İstanbul'umuzun işgal döneminde teslim olmadığını gösteren çok önemli bir cemiyettir. Teşekkürler. Üçlememizin ilk sorusuna doğru yanıt verdik. İkinci sorumuz sizin için geliyor. Sekizinci soru, değeri 25 bin lira değerinde. Asya bölgesindeki göçebe halkların oluşturdukları, Türk sanatına da kaynaklık eden sanat tarzı hangi adla anılır? A. Bozkır sanatı, B. Göç sanatı, C. Dağ sanatı, D. Asya sanatı. Aslında ya Çin, İran ve Hint uygarlıklarını çıkarırsak geri kalan bütün Asya uygarlıkları göç eden uygarlıklardı. Ve stepleri de düşünürsek Bozkır bana en yakın gelen seçenek. Göçebe halklar çünkü genel olarak Bozkır'da yaşayan halklardı. Ben düşüneyim yine de biraz. Asya sanatı. Asya tüm kıtayı kaplar. Yani çok göç çok genel. Ben A. Bozkır sanatı demek istiyorum. A. Bozkır sanatı. Mutabık mıyız? Mutabıkız.
Tebrikler. Üçte iki. Evet. Üçte üç yapmak için bu soruya da doğru yanıt vermemiz gerekecek. Hocamızdan bir ipucu şansınız var. Evet. Üçte üç yapma şansımızın olduğu dokuzuncu sorumuz sizin için geliyor. Hangi ülkenin topraklarının bir kısmı ya da tamamı 18 ve 19. yüzyıllar arasında tarih sahnesinde yer almış Prusya Devleti'nin sınırları içerisinde bulunmuyordu? A. Almanya, B. Rusya, C. Polonya, D. İtalya. Çok güzel bir soru. Çok net aslında yani. D. İtalya. Ya hocama danışmama gerek var mı acaba? Hani baraj sorusu danışsam mı diye düşünüyorum da. Prusya, Almanya'nın şu an için mevcut Batı Almanya desek Prusya için. Doğu Almanya düzeltiyorum. İtalya ile komşuluğu daha iyi. O kadar Kuzey İtalya desek. Hayır ya, ben bir dahaki sorularda danışırım hocama. D. İtalya. D. İtalya. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İkinci üçlememizde yaptık ve evet. 50 bin lira artık sizin. Evet. Küçük bir seyahat çıkar mı Alihan Bey? Çıkar, Orta Asya çıkar en kötü. Orta Asya yukarıya doğru gidilir diyorsunuz. Evet, Moğolistan'a kadar gidilir. Harika topraklar. Umuyorum bize de oradan fotoğraf atarsınız Alihan Bey. Umarım. Üçüncü üçlememiz için başlayacağız. Bu sefer üçlememizin sonunda ulaşabileceğimiz rakam 150 bin lira. 10. sorumuz değeri 75 bin lira. Sizin için geliyor. Fransa'ya yaptığı bir seyahat sırasında karşılaşıp raporlayarak karantina durumunu Osmanlı terminolojisine sokan diplomat kimdir? A. Eremya Çelebi Kömürciyan, B. Mehmet Şemsettin Paşa, C. Reşat Halis, D. 28 Çelebi Mehmet. Evet hocam. Sizin sıranız şu an. Hocaya dönme size. Zamanıdır hocam. Evet. İyi maşallah. Çok güzel, başarılı. Güzel gitti değil mi? Yarışma çıkarıyor. Fakat dikkat ettim. Kim ki Orta Asya'ya seyahate niyetleniyorsa çok iyi ödüllere doğru geliyor. Evet. Bunda bir hikmet olmalı. Önceki yarışmamız 150 bin lira almış sanırım bizden. Doğru, 150 bin lira hatırlıyorum. Bu yolculuk Lale Devri'nde gerçekleşmiştir. Teşekkür ederim hocam. Çelebilerden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Mehmet Şemsettin Paşa, Reşat Halis, Eremya. Yani bana ilk başta en yakın gelen 28 Çelebi Mehmet'ti. Yani Ermeni kökenli bir birini göndermişler mi durdu? Olabilir, bilmiyorum. A ile D arasındayım. Ama D demek istiyorum, 28 Çelebi Mehmet. D 28 Çelebi Mehmet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Teşekkürler. Karantina uygulaması daha çok yolcu transferleriyle alakalı bir uygulama. Osmanlılar'da 28 Çelebi Mehmet bu karantina uygulamasını bizzat kendisi de maruz kaldığı için çok dikkatini çekiyor. Ve Osmanlı Devleti'nde de basit uygulamalar başlıyor. En ilginç karantina merkezlerinden biri de Kız Kulesi. Bir dönem karantina merkezi olarak da kullanılıyor. Çok da mantıklı. Evet. Tebrikler Alihan Bey. Bu sorumuza da doğru yanıt verdik. Üçte üçe ulaşmak için iki sorumuz kaldı ardımızda. 11. soru değeri 100 bin lira sizin için geliyor. İslam dünyasında bilinen en eski türbe hangisidir? A. Abdullah el-Hudri Türbesi, B. Mansur Baba Türbesi, C. Şeyh Mansur Simati Türbesi, D. Kubbetüs Süleybiye Türbesi. İsimler üzerinden biraz yürüyüp atacağım. Hocam Ahlat'a Kubbetüs İslam diyorlardı değil mi? Efendim? Ahlat'a Kubbetüs İslam. Ben duymadım. Bilmiyorum. Ona benzer bir şeydi. Keşke şeylerden jokerlerini biri. Daha kullanmış olsaydı. Evet hocam, ilk iki soruda ikisini kullandım zaten.
Ama diğerlerini de iyi kullanmışım. En azından hani iki soru yanlışım var. Ona rağmen 11. soruyu görebildim. Ben Engin Bey D demek istiyorum. Kubbet-i Süleybiye Türbesi. D Kubbet-i Süleybiye Türbesi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Attığınız tutar mı? İlk ikisinde tutmadı. Yani iki tane yanlışım var. Onlar da tutmadı. Bu sefer an, diyorsunuz bu sefer üçte şanslıydım. Tuttu. Pekala, harika. Halife Mutasım için yapılmış bir türbe bu. Samarra şehrinde. Nerede? Samarra şehrinde bulunuyor. Nerede hocam? Samarra, Irak'ta. Bilmiyordum hocam. Samarra. Güney Irak'ta yani. Bilmiyorum. Çok güzel. Neyse, tamam. Tamam hocam, sustum. İyi gidiyorsun. Üçte üç yapmak için sadece bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Evet. Değeri 150 bin lira. 150 bin lirayı her an cebimize koyup seyahati biraz daha uzatabiliriz süresini. Umarım, umarım. Efendim 12. sorumuz sizin için geliyor. FIFA ve UEFA tarafından modern anlamdaki futbol tarihinin ilk takımı olarak kabul edilen Sheffield Football Club hangi yıl kurulmuştur? A. 24 Ekim 1850 B. 24 Ekim 1852 C. 24 Ekim 1857 D. 24 Ekim 1860 Futbol alakam vardır ama Sheffield'ın ilk takım olduğunu biliyordum sadece ama yılını bilmiyorum. Ama 24 Ekim olduğunu öğrendik en azından. C ile D arasındayım. Daha eski midir? 1850. 150 yıl. 168 yıl. 168. 166. 161. C ile D arasındayım. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum. Daha eski değildir. Bu ikisinden. 57'den daha eski olur değildir diye düşünüyorum. Çok kararsızım. Yani C mi desem? C veya D diyeceğim. Doğru yanıtın değeri 150 bin lira. Evet, evet. O da zaten tereddüte düşüren. D çok yakın geliyor işin açıkçası. D'ye daha yakınım ama sonra önceki iki sorunun cevabı D'ydi. Acaba hani üç defa arka arkaya D'ye gelir mi? Hesaplıyorsunuz. Acaba üç defa arka arkaya D'ye gelir mi? Ben de kağıt varken hesaplardım ama evet, buradan evet. Hesaplamayı hiç aklıma gelmezdi. İlginç. Ben de atacağım sınavlarda öyle yapardım. Üç tane D arka arkaya yapmazlar evet. Herhalde. Bir tanesi C'dir falan derdim hocam. Ama öyle bir kurguluyorlardı ki onu. Hiçbir zaman 25'in üzerine çıkamıyorsun yani. Belki A ile B'dir. Hani boşu boşuna bekliyoruzdur. Takımın armasını gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Yani Sheffield United'ın en azından. 24 Ekim'de kurulduğunu bir kere öğrendik. Evet. Tarih 24 Ekim. Ben en eski Ekim. Kulüp aslında Aston Villa diye şu an evet Aston Villa diye biliyorum ama demek ki yanlış biliyormuşum. Biz de futbol takımı tutuyoruz diye geçiniyoruz. Galatasaray'ın kuruluşunun 1905 olduğunu söylerim ama emin değilim, mutabık değilim. Ben C diyorum. C. Ama ilk D'yi düşünmüştüm. Ya D çıkarsa çok üzüldüm ama C diyeceğim. C 24 Ekim 1857. 3'te 3 yapma şansımız var bu soruyla. Evet. Değeri 150 bin lira. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Yani A veya B çıksın problem değil diye yeter ki D çıkmasın. C de çıkabilir. C de çıkabilir. O daha güzel olur tabii. Tebrikler. Teşekkürler. Hocam, Orta Asya'ya gitmek isteyen 150 bin lira alıyor. 150 bini buluyor. Bu artık anlaşıldı. 2'de 2 oldu bu. Evet, aferin. Tebrik ederim. Tebrikler Alem Bey. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Son iki soruyu atarak 150 bin lira aldınız. Evet. Bu inanılmaz ama bir mantık, başarı. Ama güzel mantık. Kesinlikle, yani özellikle bunda D derdim yoksa. Hani son ikisi D olmasaydı. Ya üç defa arka arkaya D gelmez diye C dedim.
Gerçekten mi? Normalde yakın olan D çıktıydı bana. Hani D diyecektim. Sadece 3 defa arka arkaya D gelmez diye C dedim. Atmamın da bir algoritması var tabii, diyorsunuz. Tabii. Tebrik ediyorum efendim sizi. Teşekkür ederim. Bir üçleme daha var önümüzde. 1 milyona ulaşma şansımız var şu anda. 13. sorudayız. Ve eğer bu üçlemenin sonuna kadar ulaşabilirsek 1 milyon lira sizin olabilir. Evet. Umarım. 3 tane doğru atmaya ya da bildiğiniz soruya bakar Alihan Bey. İnşallah. Efendim. 13. sorumuz sizin için gelecek. Değeri 250 bin lira. Şu anda 150 bin lirayı kazandınız. Nerelere evet. uzadı tatil Alihan Bey? Nerelere Afrika ile Orta Asya çıktı en azından. İkisi birden yapılır mı şu anda? Asya'nın çoğu çıktı aslında. Asya'da birçok ülkesine gitmek istiyorum. Yani Güneydoğu Asya'da... Tek başınıza mı seyahate çıkıyorsunuz? Tek başıma çıkıyorum. Yani arkadaşım olursa hayır demem ama çıkmıyorlar genelde onlar. Burası konfor alanlarını terk etmiyorlar. Endonezya'ya gidecektim. Normalde ben Tayland'dan Endonezya'ya uçacaktım. Pasaportumu kaybettim Tayland'da. O yüzden geçemediniz. O yüzden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Yoksa devam edecek mi seyahatime? Endonezya'ya da giderim arada. Hani Endonezya, Papua Yeni Gine'ye gitmeyi çok istiyordum. Ben de çok merak ediyorum Papua Yeni Gine'ye. Yani dünyanın muhtemelen en ilkel ülkesi. Ya ismi de çok cezbedici. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Hala kabileler yaşıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Ve hala kendi kıyafetleri içerisinde, evet. kendi makyajlarıyla duruyorlar. Ben de çok istiyorum. Peki 150 bin liranın hepsini seyahate mi harcayacağız? Hiç kenara koyalım, bir sonrasına bakalım. Öyle bir durum yok mu? Yani bilmiyorum. Hepsi seyahate gider ama ya. Hepsi seyahate hemen gider. Hemen hepsi seyahate gider. Yani belli başlı hani borçlarım var, eksiklerim var vesaire, onları kapatırım. Ama hepsi geri kalanı seyahate gider. Harika. İyi seyahatler diliyorum teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim. Düşünürseniz eğer beraber gidebiliriz. Çok teşekkür ederim. İyi bir teklif. 13. sorumuz değeri 250 bin lira. Sizin için geliyor. 16. yüzyılda genellikle Kur'an-ı Kerimlerin yazımında kullanılan yazı türü hangisidir? A. Siyakat, B. Talik, C. Divani, D. Sülüs. Evet, bunlar da yine aynı şekilde bana yakın değil. Sadece siyakatı ismen duydum. Bilmiyorum ama hani nedir, anlamı nedir vesaire. Ben buna A diyeceğim. A. Siyakat diyeceğim. A. Siyakat. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Sülüs. Sülüs olacaktı doğru cevabımız. Evet. Mükemmel bir yarışma çıkardınız Alihan Bey. 150 bin lirayla aramızdan ayrılıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harika. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Feridun Bilici geliyor. Hoş geldiniz Feridun Bey. Merhaba. Maşallah ne güzel enerjik geldiniz. Feridun Bey, kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii, adım Feridun Bilici. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 28 yıl öğretmenlikten sonra bu sene emekli oldum. Yeni emekli oldunuz. Yeni emekli oldum. 2 ayda, 45 senedir ilk defa okula gitmiyorum. Nasıl hissediyorsunuz efendim kendinizi? İnsan bir boşluğa çok düşer. Çok garip. Hala inanamıyorum. Yani uzun bir tatildeyim gibi geliyor. Çünkü 45 yıldır okuldaydım. Ve bir de öğrencilerinizi çok sevdiğinizi duydum. Çok tabii ki. Çok seviyorum. Harika. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet güzel bir enerjiyle geldiniz. Çok heyecanlı görünmüyorsunuz. Umarım iyi bir yarışma çıkaracaksınız. Teşekkür ederim. Hocam yardım etmek için hocama size burada. Hocama saygılar sunuyorum. Saygımızdan sağ olun. Ben buradayım efendim. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden sorun. Eğer hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Tabii buyurun. Pekala. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. 3'te 3 tarih Feridun Bey için başlıyor. Efsaneye göre hamamda keşfettiği suyun kaldırma kuvvetiyle alakalı buluşu sonrası Evreka, Evreka diyerek dışarı fırladığı söylenen tarihin en ünlü matematikçilerinden olan bilim insanı kimdir? A. Arşimet, B. Pisagor, C. Newton, D. Harizmi. A. Arşimet diyorum. A. Arşimet. Net bir cevap oldu. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Pekala. Tebrikler. Bir öğretmen için gayet kolay bir soruyla başladık. Elbette. İlk sorumuzu geride bıraktık. İkinci sorumuzla devam ediyoruz.
hiç hız kesmiyorum. Tarih sahnesinin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu nerede kurulmuştur? A. İspanya, B. İngiltere, C. İtalya, D. Mısır. C. İtalya diyorum. C. İtalya. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler, tebrikler. O kadar güzel bir enerjiniz var ki keşke öğretmenim olsaydınız diye düşünüyorum şu an içimden. Çok mutlu olurdum. Vallahi harika bir enerjiniz var. Gözlerinizin içi gülüyor gerçekten Feridun Bey. Öğretmeniniz değil, yani masanızda oturan birisi de olmaya çok razıyım. Çünkü buraya geliş iki sebebim var. Birincisi, Sayın Hocam ve sizin ben hayranınızım. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki, insanlar genellikle kendilerini güldürenleri severler. Ben nedense ağlatanları seviyorum. Öyle mi? Evet, siz beni ağlatıyorsunuz hocam anlatımlarınızla. Hocam mesela Türk nedir sorusuna bir fenomen olmuş bir şey var. Türk beklenendir. Türk deyince burnu sızlıyor hocamın. Ben de ağlıyorum mesela. Duygusal bir yapınız var. Öyle. Siz son dizinizden ötürü ayakta seyrediyorum. Yani hep ağlayarak. O yüzden çok büyük amacımdı sizi görebilmek. Çok teşekkür ederiz. Bu amacıma ulaştığım için çok mutluyum. Feridun en Bey, başta. Öyle sağlık. Ertuğrul'u izlerken kılıç falan kuşanmıyorsunuz. Hayır, hayır. Kılıç kuşanmıyorum ama gerçekten gözyaşlarım... Kılıç kuşananlar varmış. Onu da var duydum. Hocam. Ben de duydum var. Ama yani... Abartmıyorum ama gözyaşlarımı tutamıyorum. Bu elde değil. Yani Türk insanı bu topraklarda böyle birileri bulunmuş daha yeni yeni öğreniyor hocam. Yani kimse bunu bilmiyordu önceden. Çok yüzeyseldi. Tabii bu bir kurgu ama yine de beni çok mutlu ediyor. Bu topraklardan böyle insanlar geçmiş. Hele siz öyle bir can verdiniz ki inanılmaz bir şey. Ben... Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, işte Bilecik'te Şeyh Edebali'nin, Bursa'da Osman Gazi'nin kabirlerini ziyaret ettim. Fakat inan bu dizide daha fazla heyecanlanıyorum. Yani çok canlı geliyor bana. Şimdi bir kez daha gitmeyi çok arzuluyorum. Gidin, görün muhakkak. Mutlaka gideceğim, imkan bulursam tabii. Efendim inşallah bizim biraz... olsun yardımımız. Bu da ikinci amacımdı zaten. Olur katılış diyelim. Amacım. Pekala. İnşallah evet. Biraz yardımımız İnşallah. Olur efendim. Yapmak İnşallah. İstedikleriniz açısından. İnşallah efendim. Koruma haklarımız ve joker haklarımız bizimle birlikte güzel bir başlangıç yaptık. 3'te 3 yapmak için bu soruya doğru yanıt vermemiz yeterli olacak. İlk 3'te 3'ümüzü yapmış olacağız. Sizin için 3. sorumuz gelsin lütfen. Merhum gazeteci İlhan Bardakçı'nın verdiği bilgilere göre anlatılan hikayede Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri kimdir? A. Onbaşı Hasan, B. Yüzbaşı Ahmet, C. Binbaşı Mehmet, D. Hüseyin Çavuş. Bu konuda bilgim hiç yok. Hiçbir fikrim yok. Yorum bile yapamayacağım. Burada bir joker kullanarak devam etmek Hangisini istiyorum. Hangisini tercih etmek istersiniz? Soru değiştirmeyi isteyeceğim. Soru değiştirme jokerini kullanmak ister Feridun Bey. Feridun Bey, bu çok güzel bir hikayesi olan bir kahramanımız. Bunun hikayesini ilk defa 1972 yılında Kudüs'e gazeteci olarak giden rahmetli İlhan Bardakçı anlatıyor. Kudüs'ü gezerken Mescid-i Aksa'da asker kıyafetli, çok yaşlı bir adamın dimdik durduğunu gördüm. Çok dikkatimi çekti. Oradakilere sordum, bu nedir, kimdir diye sordum. Dediler ki ya bu her gün gelir burada durur. Sonra akşam olunca da gider dediler. Ben yavaşça yanına yaklaştım. Kimsin, nesin diye sorduğunda bu kişi diyor ki ben Onbaşı Hasan. Kanal harekatındaydık. Ordumuz geri çekilmeye başladı. Kudüs'e kadar geri çekildik. Ve Kudüs'ü de artık teslim etmemiz gerektiğinde komutanımız Kolağası Mustafa Efendi bize dedi ki siz son artçı bölük olarak Kudüs'ü bekleyeceksiniz. Kudüs'ün nöbetini siz tutacaksınız. Ben diyor
53 arkadaşımla beraber o günden beri nöbet tutuyorum. Herkes vefat etti. Bir tek ben kaldım. İlhan Bardakçı merhuma diyor ki senden bir ricam var. Benim yüzbaşım kulağısı Mustafa Efendi Tokatlıydı. Ona git ve de ki onbaşı Hasan hala nöbette. Ben diyor İlhan Bardakçı, ben diyor geldikten sonra Türkiye'ye döndükten sonra kulağısı Mustafa'yı aradım, Tokat'a gittim. Fakat öğrendim ki vefat etmiş. Onun diyor sözünü yerine getiremedim. Aradan yıllar geçti. 1982 yılında masamda bir not. Son nöbetçi onbaşı Hasan vefat etti. Aslında İlhan Bardakçı, bilmem doğru, bilmem yanlış, bilmem eksik, bilmem fazla. Bütün Türk milletinin nerenin bekçisi olması gerektiğinin işaretini veriyordu orada. Muazzam bir hikayedir. Ama bu hikayeyi keşke doğru olarak bilmiş olsaydık. Bu soruyu... Bilemediğim için çok üzgünüm ama... Olur. Bu hikayeyi dinlediğim için de çok mutlu oldum. Çok güzel bir hikayeydi. Ve büyük ders verdi. Evet. Şimdi size ben yeni bir soru gönderiyorum. Buradan kolaylıkla devam edelim bakalım. Üçüncü sorumuz sizin için tekrar geliyor Feridun Bey. Hangisi tarihe doğrudan yardımcı bilim dallarından biri değildir? A. Elektromanyetizma. B. Epigrafi. C. Paleografi. D. Sosyoloji. A. Elektromanyetizma diyorum. A. Elektromanyetizma. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İlk üçte üçümüzü ardımızda bıraktık. 3000 lirayı garanti altına almış olduk Feridun Bey. İkinci üçlememize geçeceğiz. Burada ulaşabileceğimiz rakam 10.000 lira. İkinci üçte üçümüzün sonunda. Efendim dördüncü soru sizin için geliyor. Türk İslam dönemine ait mimari eserlerden hangisi Anadolu'da değildir? A. Gevher Nesibe Darüşşifası. B. Alayhan. C. Mama Hatun Türbesi. D. Ayşe Bibi Türbesi. Bunlardan Gevher Nesibe Darüşşifası'nı biliyorum. Kayseri'de olduğunu biliyorum. Hatta görmüştüm diye hatırlıyorum. Diğerleri hakkında biraz düşünebilir miyim acaba? Lütfen buyurun. Zamanınızı kullanıp Feridun Bey. Mama Hatun, Ayşe Bibi ve Alayhan. Bibi Anadolu tabiridir. Anadolu'da olsa gerek diyorum, Ayşe Bibi. Fakat bir başka coğrafyada mı vefat etmiştir? Mama gayrimüslimler için kullanıyor. Türkler dışarıda olan o mudur acaba diye düşünüyorum. Gevher Nesibe dışında açıkçası diğerlerini ilk defa duyuyorum. Koruma hakkımı da kullanarak C. Mama Hatun Türbesi demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı işaretledik. C. Mama Hatun Türbesi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Ayşe Bibi Türbesi. Öğretmenim, Ayşe Bibi Türbesi Kazakistan'da. Bu soruya yanlış cevap verdiğimiz için üçlememize yeni baştan başlayacağız. Bu sefer üçlü üçün sonunda ulaşabileceğimiz rakam 15.000 lira olacak. İki koruma hakkımız, iki joker hakkımız hala sizinle birlikte. Beşinci sorumuz sizin için geliyor. Milli mücadele döneminde gerçekleşen savaşlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Melhame-i Kübra olarak adlandırılmıştır? A. Büyük Taarruz. B. Sakarya. C. Birinci İnönü. D. İkinci İnönü. Yine bu tabirde hiç duymadığım bir tabir benim. Melhame-i Kübra. Yani Atatürk'ümüz böyle bir
tabir kullanmış, adlandırmış ama duymadım. Şimdi kelime anlamından yola çıkmaya çalışıyorum. Kübra büyük anlamı var. Büyük taarruzla acaba ilintili midir diye düşünüyorum. Ama emin olamıyorum. Hepsi de çok önemli savaşlarımız. Sakarya da olabilir düşünüyorum. Melhame'yi çıkaramadım. Belki bir çıkarımım olurdu. Melhame'yi çözebilseydim. Ben yine bunda da koruma hakkımı kullanarak büyük taarruz demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı işaretledik Feridun Bey. A, büyük taarruz. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Sakarya. Sakarya. İkisi arasında kaldım gerçi. İyi ki de koruma hakkımı kullandım. İyi ki kullandınız. Yarışmamıza devam ediyoruz. Sadece üçlememize yeniden başlayacağız. Melhame-i Kübra büyük kan gölü demek. Büyük? Büyük kan gölü. Melhame kelimesini... Melhame-i Kübra büyük kan gölü. Büyük. İşte büyük kelimesi bir çeldirici oldu benim için. Çok fazla, çok fazla kan attığı için Sakarya Savaşı'ndaki bir subay savaşıdır Sakarya Savaşı. Bizim adeta kırılma noktamızdır. Meşhur hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır ve vatanın her karış toprağı düşman kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözü de Sakarya Savaşı'nda, savaşı için söylenmiştir. Sakarya Savaşı'nın bulunduğu yer aslında gözümüzün önünde. Oraları görmek lazım, gitmek lazım. Çocuklarımızı zaman zaman oralara götürmemiz gerekiyor. Bu tarihler, evet üzerinden artık 90 yıl zaman geçti ama daha dün gibi. Her şey daha dün gibi. Çünkü unutursak karda üşüyen adam gibi yavaş yavaş donarız ve ölürüz. Unutmamamız gerekiyor. Burası Ankara'ya 50 kilometre. Evet. Pekala hocam, teşekkür ederiz. Feridun Bey, iki tane arka arkaya yanlış cevabımız var. Dert değil. Bir tane koruma hakkımız, iki tane joker hakkımız hala bizimle birlikte. Üçlemeye yeniden başlayacağız. Bu sefer üçlü üçün sonunda ulaşacağımız rakam 25 bin lira olacak. Altıncı sorumuz sizin için geliyor. Bir görüntülü soru, altıncı sorumuz. Fotoğrafın çekildiği dönemde Harbiye Nazırlığı olarak kullanılan görüntüdeki bina, 1924 yılında bakanlıkların Ankara'ya taşınmasıyla hangi üniversiteye ev sahipliği yapmaya başlamıştır? A. Marmara Üniversitesi, B. İstanbul Üniversitesi, C. Boğaziçi Üniversitesi, D. Ankara Üniversitesi. Buna B. İstanbul Üniversitesi demek istiyorum. B. İstanbul Üniversitesi. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler hocam. İlk sorumuza doğru yanıt verdik. Üçte üç yapmak için iki soruya daha doğru yanıt vermemiz gerekecek. 25 bin lira çok yakınımızda Feridun Bey. İyi gidiyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Yedinci sorumuz sizin için gelsin. Kanuni Sultan Süleyman ve Safevi Şahı Tahmasp arasında yapılan İran'la Osmanlı arasındaki ilk antlaşma nerede yapılmıştır? A. Erzurum, B. Van, C. Trabzon, D. Amasya. Yine daha önce duymadığım bir konu. Nerede yapılmış olabilir? Ben burada ipucu hakkımı kullanmak istiyorum. Peki Feridun Bey. Öğretmenim, bu şehre Şehzadeler Şehri de diyoruz biz. O halde D. Amasya diyeceğim. D. Amasya. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. İpucu için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Tebrik ederim. Büyük bir ipucuydu. Tebrikler Feridun Bey. İki sorumuzu geride bıraktık. Üçlü üç yapmak için
Sadece bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Bir koruma hakkımız, bir tane de joker hakkımız var. Değeri 25 bin lira. Feridun Bey, hiç etkisinden kurtulamadığınız, böyle bir öğrencilerinizle olan bir anınız var mı? Efendim çok fazla var ama birisinden hala kurtulamıyorum. Çok uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar önce olan bir hikayedir bu. Bir kız öğrencim vardı, pırıl pırıl. Ellerinizden öpsün. Babası devlet memuru fakat hayırsız bir insan. Ayın 15'inde maaşını alıyor, 16'sında yok. Kötü alışkanlıklara sarf ediyor. Çocuklarda üstte yok, başta yok. Gıda yok. Başka bir kötü alışkanlığı da çıkınca eşi artık buna tahammül edemiyor. O güne kadar tahammül ediyor. İki çocuğunu alıp, bunun bir de küçük kız kardeşi var. O da benim okulumda ama öğrencim değil. Babasının evine sığınıyor bu kadın. Tabii babası başka bir muhitte. Yol parası biniyor. Zaten çok zor durumda. Bir kış okula yardım gelmiş. Sürekli gelir. Allah razı olsun. Çeşitli kurumlar, belediyeler, kaymakamlıklar, okullara böyle şeyler çok yolluyorlar. Kaban gelmiş çocuklar için. Kışın giysin sıcak sıcak. Bu kız çocuğumuzu çağırdım ben yanıma. Dedim ki yavrum, kardeşinle sana güzel bir kaban vereyim ben. Giyin dedim. Çocuk baktı bana. Anlatmakta güçlük çekiyorum her zaman bu konuyu. Öğretmenim dedi. Bize geçen yıl verdiler. Daha eskimedi. Bunu hiç olmayan arkadaşlarımıza verin. Bana asalet nedir diye soranlara ben bu hikayeyi anlatıyorum. İşte asalet bu diyorum. Asalet. Kesinlikle asalet parayla pulla olmaz efendim. Asalet ruhla olur. Bu asil bir ruh. Küçük gerçekten. Bir çocuğun asil bir ruhu. Kesinlikle. Çok etkileyici bir hikaye. Efendim 8. sorumuz. 3'te 3 yapma şansımızın olduğu bir soru. Sizin için geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda Fransızların Alman saldırılarına karşı inşa ettikleri hat hangisidir? A. Atlantik duvarı. B. Maginot hattı. C. Çakmak hattı. D. Süveyş hattı. Maalesef yine bilmediğim bir soruyla karşılaştım. Hiçbir fikrimin olmadığı, yorum bile yapamıyorum. Jokerleri de sanırım çok azalttım. Bir koruma hakkınız, bir tane de jokeriniz hala sizinle bir birlikte. Bir koruma hakkım ve yanlış iki cevap galiba duruyor. Yanlış iki cevap duruyor, evet. Evet. Hiçbir bilgim yok. O bakımdan öncelikle ben iki yanlış şıkkı eleme hakkımı kullanmak istiyorum. Eleyelim hocam. Öğretmenim, İkinci Dünya Savaşı sırasında Balkanlardan gelecek saldırıları nasıl durduracağımız hesaplanırken Mareşal Fevzi Çakmak tıpkı Fransızların yaptığı gibi bir hat oluşturmayı düşünüyor. Bu sorunun cevabındaki hattı oluşturmayı düşünüyor. Ve bir hat inşasına girişiyor. Ona çakmak hattı deniyor. Onu bir eleyelim. Onunla işimiz olmasın. Süveyş hattını da eleyelim. Size ancak bu kadar mürüvvet olur diyeyim. Sorumuzun değeri 25 bin lira. Bu soruya doğru yanıt verirsek 25 bin lirayı garanti altına almış olacağız. Evet, çok önemli bir yerdeyim ben kendi açımdan. Keşke Süveyş elenseydi, çok rahattım. Çok uzak bir nokta oraya. Bunu ancak yorumlayabilip ondan sonra bir cevap vereceğim. Maginot bir generalin adı olsa gerek, duymadım daha önce açıkçası. Ya da bir yer adı mı acaba? Atlantik uzak görünüyor bana ama emin olamıyorum. Fransa ve Alman sınırını düşündüğümde Atlantik'te bir ilgi kuramıyorum.
koruma hakkınız olduğunu hatırlatmama müsaade edin lütfen. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Ben koruma hakkımı da kullanarak Maginot hattı demek istiyorum. Koruma hakkımızı da kullandık. B Maginot hattı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Umuyorum doğru cevapla 25 bin liraya ulaşacağız. Tebrikler. İnanın ben de sizin kadar rahatladım. Çok rahatladım. Gerçekten. Harika oldu. Uzak olduğum bir soruydu. Öğretmenim, Fransızlar Almanlara karşı direnmek amacıyla bu Maginot hattını yapıyorlar. Ama Almanlar etrafını dolaşarak yine Fransa'ya giriyorlar. İlla o hattı Fransa işgal edildiğini biliyorum. Çünkü demek ki bir işe ediyorlar. Yaramamış ama. Bu hatla uğraşmıyorlar zaten. Onlar hemen etrafından dolaşıp. Ama duymamıştım sayın evet. Ama size 25 bin lira kazandırdı. Artık 25 bin lira sizindir Feridun Bey. Tebrik ediyorum her şeyden önce. Çok teşekkür ederim. Umarım sizi biraz da olsun rahatlatacaktır. Çok rahatlattı çok beni. Çünkü harika. Bir hedefim vardı. İkinci hedef. Birinci hedefim çoktan gerçekleşti. İkinizi gördüm. Sağ olun. İnanın teşekkür. Çok büyük hedefim buydu. Sağ olun. Çok mutluyum. Sonsuz mutluyum. Ama şu olunca mutluluğum çok fazla arttı. Sebebi şu. Benim bir yeğenim var. Mert Bilici. Biz onunla seyahatler ediyoruz. İçeride dışarıda. Bizim bir idealimiz var. Göktürk anıtlarını çıplak gözle görmek istiyoruz. Hocam 150 bin lira. Evet 150 bin lira. Bizim buna gücümüz yetmiyor ama. O efendim hiç merak etmeyin. Göktürk dediniz, Orta Asya dediniz ya 150 bini rahatlıkla vereceğiz biz. Hocam ben ilim kendim bilmektir. Kendimi biliyorum. Tarihte çok ileri bir bilgim yok. Öyle demeyin ne güzel. Tarih kitaplarını roman tadında okuyorum kendi çapımda. Ama çok seviyorum o okumayı. Görerek öğrenmeyi çok seviyorum hocam. Ben Dede Korkut kitabının peşinden koştum. Dresden'e kadar gittim görme umuduyla. Tabii ama Dresden'de Dede Korkut kitabını son gören kişi benim. Orijinal nüshaya son dokunan kişi benim, haberiniz olsun. Biz özel bir izinle gittik oraya bir belgesel çekim dolayısıyla ve sadece bize çıkarıldı tesadüf. Kütüphanenin o kısmında tamirat varmış. Kitapları, orada korunan kitapları dışarı çıkarmışlar. Bizim iznimiz tam ona denk gelmiş. Dede Korkut kitabının orijinal nüshasına bu eller dokundu. Of çok güzel. Müthiş hocam. O çok önemli bizim için biliyorsunuz Dede Korkut kitabı. Ama dünyada 1,5 nüshası var. Tam nüshası işte bir tam tek. Tam nüshası Dresden'de. 6 hikayeden oluşan nüshası da Vatikan'da. Ben Dresden nüshasıyla nüshasını esas alarak yeni bir yayınını yaptım Dede Korkut'un. Çok bundan güzel. Bundan da haberiniz olsun. Çok güzel. Evet. Duymamıştım. Program bitince size takdim ederim. Çok sevineceğim ben buna. Ben göremesem bile uğraşırım gibi Topal Karınca misali oralara kadar gittim. Tabii göremedim. Kısmet. Feridun Bey, ikinci üçlememizi geride bıraktık. 25 bin lira artık sizindir. Üçüncü üçlememize başlıyoruz. Burada ulaşabileceğimiz rakam 100 bin lira. Dokuzuncu sorumuz değeri 50 bin liradır. Sizin için geliyor. Anadolu, kaçıncı yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlamıştır? A. 9. yüzyıl. B. 10. yüzyıl. C. 11. yüzyıl. D. 12. yüzyıl. Çok yakın birbirine bunlar. Türkiye acaba kimin döneminde denildi? Yine açıkçası hiçbir fikrim yok. Türklerin ilk gelişiyle desek Selçuklu geldi. Selçuklu en uzak zamanda mı söylenmiştir diye bir tereddüte düştüm şu anda. Yani 12. yüzyılda mı denmeye başlanmıştır? Yoksa daha işler tazeyken erken dönemde mi denmiştir? Ben buna yine çok da meşgul etmemek açısından hiçbir fikrim olmadığı için en geç
en geç dönemde söylenmiş olacağını varsayarak 12. yüzyıl diyorum. 12. yüzyıl, mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Güzel bir çıkarım oldu. Doğru bir çıkarımla ilerlediniz Feridun Bey. Bu da size doğru yanıtı getirdi. 50.000 liralık bir cevaptı. İki soru daha var. Doğru cevap verebilirsek 100.000 liraya ulaşabiliriz. 3'te 3 yaptığımızda 10. sorumuz sizin için geliyor. Osmanlı Devleti'nde toprak sürüp işleyebilecek evli erkekten alınan verginin ismi nedir? A. Çift resmi, B. ispenç, C. arusane, D. bennak. Bugün hiç duymadığım sorularla çok karşılaştım. Bu da onlardan biri oldu açıkçası. Evli erkekten alınan vergi ve toprak sürüp işleyebilecek. Şimdi toprak sürmeye çift deniliyor ama evli olması kafamı karıştırdı. Yani bekardan ayrı, evliden ayrı alınıyorsa çift resmi, tamam çift toprak sürüp işleyecek. Ama evli ya da bekar olması fark etmeyecek o zaman çift resmi olabilmesi için. Bunu böyle düşünüyorum. Diğer kelimeler hakkında da bir yorum yapamıyorum şu anda. Arusane, ispenç ve bennak. Açıkçası duymadığım kelimeler. Ben A, çift resmi demek istiyorum. A, çift resmi. Mutabık mıyız? Mutabıkız efendim. Maalesef bennak olacakmış efendim doğru cevabımız. İyi bir yarışma çıkardık Feridun Bey. Sizinle tanışmak bizim için çok büyük bir keyifti. 25.000 lirayla uğurluyoruz sizi. Seyahatlerinizde bizleri anarsınız efendim. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda hocamın Dede Korkut destanlarıyla kitap için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Buse Çalık geliyor. Buse Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Buyurun lütfen. Buse Hanım, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. İsmim Buse Çalık. 22 yaşındayım. İstanbul'dan yarışmaya katılıyorum. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Aslen Kastamonluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet rahat görünüyorsunuz. Heyecanla ilgili bir sıkıntımız yok herhalde. Yok sayılır. Harika. Hocam burada size yardımcı olmak için herhangi bir sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin, sorun. Eğer hazırsak yarışmamızı başlatacağım. Hazırım. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Buse Hanım için 3'te 3 tarih başlıyor. Gerçekleşmek üzere manasında kullandığımız, kaynağının Bilal-i Habeşi'ye kadar uzandığı söylenen eli kulağında deyiminin çıkış öyküsünde bu tabir kimin için kullanılmıştır? A. Derviş, B. Müezzin, C. Doktor, D. Berber. Evet. Aslında bir fikrim var ama emin olamıyorum şu an. B. Müezzin olduğunu düşünüyorum. Ama emin değilim. Bir tane koruma hakkımı kullanarak B. Müezzin demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı işaretledik. B. Müezzin. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Hocam? Buse Hanım biliyorsunuz ilk ezanı Bilal-i Habeşi'yi okumuş idi. Bu yüzden o aynı zamanda müezzinlerin piri kabul edilir. Eli kulağında olmak da her an ezan okumaya ya da her an vakti bildirmeye hazır anlamına geliyor. Rahat olun, devam edin. Gayet güzel bir başlangıçla. İkinci sorumuza geçiyoruz efendim. 3'te 3 yapmak için 2 soruya daha doğru yanıt vermeniz gerekecek. Toplumsal bir tabakalaşma olan kast sistemi
hangi medeniyette ortaya çıkmıştır? A. Babil, B. Hint, C. Çin, D. Mısır. Kast sistemi. Hint ya da Mısır olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Kast sistemi. Erken olacak belki ama ipucu alabilir miyim acaba? Tamam. Bu bölgenin antik dönemlerde çok sık istilaya uğradığını ben sana söyleyeyim. Ama daha da kolaylaştırmak için çok güzel filmler oluyor onların. Tamam. Hollywood. Tamam, teşekkür ederim. O zaman cevap veriyorum. B, Hint. B, Hint. Mutabık mıyız? Mutabık. Tebrikler. Teşekkür ederim. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bu soruya doğru yanıt verirsek ilk üçte üçümüzü yapmış olacağız. Hulusi Hanım için gelsin lütfen. 11. yüzyılda yazıldığı bilinen ve Karahanlılar Devleti'nin Hakanı'na sunulan Kutadgu Bilik eserinde adaleti temsil eden karakter hangisidir? A. Gündoğdu, B. Aytoldu, C. Ögdülmüş, D. Odgurmuş. Kutadgu Bilik'te. Aytoldu ya da Odgurmuş olduğunu düşünüyorum. Ama zayıf olduğum nokta burası. Ya Aytoldu'ya fazla bir aşinalık var ama doğru mu, yanlış mı bilemiyorum. Koruma hakkımı kullanarak Aytoldu demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı daha işaretliyoruz Buse Hanım için. B. Aytoldu. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Maalesef. Gün doğdu. Buse Hanım, Kutadgu Bilik biliyorsun bizim 11. yüzyılda yazılmış çok önemli bir siyasetname eserimiz. Evet. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınıyor. Orada dört büyük karakter üzerinden hükümdara öğütler veriyor. Ve hükümdarlık masasını ya da hükümdarlık tahtını, böyle söyleyelim, hükümdarlık tahtının üç ayaklı olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diyor, dört ayaklı olan her şey sallanır. Üç ayaklı olursa, adalet üzere, eşitlik üzere, iyi yönetim üzere olursa tahtını sallanmaz diyor. Kutadgu Bilik Türkçe'ye tercüme de edildi, Türkiye Türkçesine. Hatta onun üzerinden daha küçük okunabilecek eserler de meydana getirildi. Keşke vaktiyle okumuş olsaydınız bunu. Keşke. Buse Hanım, bir yanlış cevap verdik ama bir tane koruma hakkımız, iki tane daha joker hakkımız hala saklı. Dördüncü sorudan itibaren yeni bir üçlemeye başlayacağız. Ulaşmak istediğimiz rakam üçlememizin sonunda 10.000 lira olacak. Dördüncü sorumuz sizin için geliyor. Osmanlı Devleti'ndeki ilk Derya Bey olarak bilinen ve Türk deniz tarihinin öncüleri arasında yer alan isim kimdir? A. Umur Bey, B. Kara Mürsel Bey, C. Gedik Ahmet Paşa, D. Kemal Reis. Fikrim yok bu konu hakkında. Ama Gedik Ahmet Paşa yakın geliyor. Üst üste kullanıyorum. Erken kullanıyorum ama koruma iki yanlış şıkkı. İki yanlış şıkkı. Yanlış. Eleme jokerimiz. Umur Bey'i ben senin için eliyorum. Aydınoğlu Umur Bey. Kemal Reis de senin için elenmiş olsun. Kara Mürsel Bey ve Gedik Ahmet Paşa. Riske atmayın. Koruma hakkını kullanarak Gedik Ahmet Paşa demek istiyorum. Koruma hakkımızı da işaretledik. C. Gedik Ahmet Paşa. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Evet.
maalesef Kara Mürsel Bey. İlk Derya Bey. Hiç duymadım. Orhan Bey dönemi yani. Hiç duymadım. İşte duyduğun Gedik Ahmet Paşa, o olmayacağını düşündüğüm için ben onu bıraktım. Hiç duymadım. Ama sen gittin gene onu. Sağlık olsun. Bir tane joker hakkımız kaldı. Soruyu değiştirme joker hakkımız. Üçlememize maalesef yeni baştan başlıyoruz. Bu sefer ulaşmak istediğimiz rakam 3'te 3'ün sonunda 15.000 lira olacak. 5. sorumuz sizin için geliyor. Teşekkürler. Acemi oğlanlarının Yeniçeri Ocağı'na yükselmesine ne ad verilirdi? A. Kapıya çıkmak. B. Ulufeli olmak. C. Ocağa yazılmak. D. Enderunlu olmak. Bunlara takıldığım için kendime aşırı derecede kızıyorum şu an ama... Kapıya çıkmak ya da enderunlu olmak arasında gidip geliyorum. Ama enderunlu olmanın... Hani mektepli olarak söyleyeyim. Hani o şekilde olduğunu biliyorum ama... Sizin Osmanlıcanız da iyi. Evet. Problem orada şu an. Osmanlıca'da hangi yazı çeşitlerine kadar gelebildin? Matbu ile başladık. Hı hı. Rika, sonra Talik ve Divani. Şu an Divani'deyim. Divani'desin. Divani'yi okuduğunuz belgelerde bu tür şey karşınıza hiç çıkmadı mı? Çok çıkması lazım. Maalesef çıkmadı çünkü... Genel olarak bölümsel metinler okuduğumuz için şu an sadece divani metinlerde 16. yüzyıl sicillerinde çok kararsızım. Çok kararsızım. Ama son jokerimde kullanmak istiyorum mecburen. Soruyu değiştirmek istiyorsunuz. Ne cevap verirdiniz Buse Hanım? Neydi aklınızdan geçen cevap? Ocağa yazılmak diyecektim, değiştirecektim. Ocağa yazılmak diyecektiniz. Ocağa yazılmak olmazdı. Ocağa yazılmış oluyorlar zaten. Evet. Acemi ocağından girmiş oluyorlar. Yeniçeri olana kadar ki vaktini tamamlamış oluyor. Yani gerekli eğitimleri almış oluyor. Bunlar içerisinde iyi gelecek gösterecekler, parlak zekalılar Enderun'a seçiliyor. Diğerleri kapıya çıkıyor. Yani devletin kapısına hizmetkar olmak üzere çıkıyor. Bu yüzden biz onlara... Kapı kulu diyoruz. Ocağına. Tamam mı? Peki sen niye bu kadar zorlandın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kolay bir soru bana göre size göre bilmiyorum. Hocam görüntülü onu. Soru. Peki. Hocam bir görüntülü soru gönderdi size. ...18. yüzyılda ateşli silahların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte terk edilen... ...ve genellikle taş, demir, bakır ve tunç gibi madenlerden yapılan... Görüntüdeki savaş aleti hangisidir? A. Temren, B. Sadak, C. Gürz, D. Kement. Gürz ya da kement arasındayım. Ama bugün kendime hiç güvenmiyorum. Kendime fazlasıyla kızıyorum şu an ama. C şıkkı Gürz demek istiyorum. C, Gürz. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Temren okucu demek, temren. Sadak o okların konulduğu olur. Kubur da denilen yer. Kement ipin bağlanmış olması. Gürz'ün Topuz ve Bozdoğan diye de adları var değil mi? Topuz ve evet. Bozdoğan. Ömer Seyfettin'in Topuz diye bir hikayesi var. Muhteşem bir hikayedir. Çıkınca okursun onu. Okurum mutlaka. Tamam. 5. sorumuza doğru yanıt verdik. 3'te 3 yapmak için 2 soruya daha doğru yanıt vermemiz gerekecek. Maalesef koruma hakkımız ve joker haklarımızı kullandık. Ama bildiğimiz yerlerden çıkacak diye tahmin İnşallah. Ederek 6. sorumuzu istiyorum. 1543'ten 1683'e kadar yaklaşık 130 yıl Osmanlı idaresinde kalan Estergon Sancağı günümüzde hangi ülke sınırları içindedir? A. Macaristan, B. Romanya, C. Yunanistan, D. Bulgaristan. Umarım bunu yanlış yapmam.
Çünkü sıkıntı yaşarım ben bunu yanlış yaparsam. Ama Bulgaristan demek istiyor. De Bulgaristan. Mutabık mıyız bu sefer? Mutabıkız. Macaristan. Hocam maalesef bir ödülle ayıramıyoruz sizi buradan ama efendim hocam müsaade ederseniz size hocamın bir kitabıyla çok teşekkür ederim. İsterim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Bayram Şener geliyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Buyurun lütfen. Bayram Bey, ne güzel saçlarınız var. Teşekkür ederim. Zordur ama. Kıvırcıklar düze özenir, düzler kıvırcığa özenir değil mi? Evet, biraz öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bayram Şener, 23 yaşındayım. Yozgatlıyım. Dede Korkut Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonrasında Ankara Üniversitesi'nde tıbbi görüntüleme bölümünde mezun oldum. Şu an atamamı bekliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gayet rahat görünüyorsunuz. Evet, rahatım. Süper, harika. İyi bir yarışma çıkmasını diliyorum. Koruma haklarımız, joker haklarımızla ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Pekala. Hocam burada yardımları için hazırda beklerler. Uygunsanız yarışmamızı başlatacağım. Evet. Pekala, harika. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Bayram Bey için başlıyor. Ülkemizde bir kişi cepten mesaj atarım cümlesini kuruyorsa hangi yılda olamaz? A 1989, B 1994, C 1995, D 1996. Herhangi bir tarih bakıyorum. 94 diyeceğim ama 94'te telefon yoksa 89'da da yoktur. A cevabı 1989 demek istiyorum ben. A 1989. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Evet. Tebrikler. Ben bu dönemleri hatırlıyorum. Siz hatırlamazsınız. Yok. İkinci sorumuz efendim. Üçlememizin ikinci sorusu bir sesli soru. Dinleyelim lütfen. Bir kar yağar gün doğunca yatan şey. Dinlemiş olduğumuz Sarıkamış Ağıdı hangi savaşta hayatını yitiren askerlerimiz için yakılmıştır? A. Birinci Dünya Savaşı, B. Kurtuluş Savaşı, C. Kırım Savaşı, D. Grahovac Savaşı. Kafkasya cephesinde olduğunu biliyorum ama Kurtuluş Savaşı'nın Kafkasya cephesi mi yoksa Birinci Dünya Savaşı mı diye düşündüm. Sonrasında Ruslarla yaptığımız bir karşılaşma olduğunu hatırladım. Kurtuluş Savaşı'nda Ruslarla çok mücadele etmedik. Hatta Ruslar bize yardımları da oldu. Bu yüzden A şıkkı Birinci Dünya Savaşı demek istiyorum ben. A Birinci Dünya Savaşı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrik ederim. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Sarıkamış Ağıdı benim yakın köyümde söylenmiş bir ağıt. Sindel köyünde, Kayseri'nin Pınarbaşı'na bağlı Sindel köyü. Ben Tomarza'ya bağlı bir köyündenim. Bir avşar ağıdı bu. Sindel köyünde 4-5 tane benzer ağıtların birleşmesinden oluşmuş bir ağıt aslında ama yaygın bilinen hali Zala diye bir hanımın çocuklarının Zala da Zeliha demek esasında. Ama yerel ağızda Zala'ya dönüşüyor. Çocukları seferberliğe gidiyor. Onlardan hepsi şehit olunca bu ağıdı söylüyor. Başkalarının da ağıtlarıyla birleşiyor. Ağıt şöyle başlar.
Yüzbaşılar yüzbaşılar, tabur taburu karşılar. Sabah olup gün vurunca yatan şehitler ışılar. Çünkü Sarıkamış'ta biz 20 bin civarında şehit verdik. Hani 90 bin falan derler de onun asları yoktur. 20 bin civarında şehit verdik Sarıkamış'ta. Sarıkamış ağdında bir yer var ki aslında bizim Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıplarımızı anlatıyor. Diyor ki, bir kurt dadandı desteme, bir oğlan düştü hisseme. Kağıt yazar tel çekerim, sadrazam Şeyh İslam'a. Bir kurt dadandı desteme, bizim bütün cephelerimizi anlatıyor. Bir oğlan düştü hisseme. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki kaybımız 800 bin. 800 bin. Esirleri falan da buna katınca 2 milyona yakın kaybımız var. Tabii bizim hiç hesap etmediğimiz ve bu rakamlara dahil etmediğimiz hastalıktan ölenler, salgından ölenler, hayatını devam ettiremeyip bakımsızlıktan ölenler falan var ki yani korkunçtur bizim için Birinci Dünya Savaşı yılları. Bu yüzden derdini anlatacak kimse de bulamıyor. Diyor ki, kağıt yazar tel çekerim sadrazam Şeyh İslam'a. Ve yine ağıdın bir yerinde diyor ki, böyle uzun dal mı olur, böyle çürük soy mu olur? Kırılıyor ya hani, sürekli kırılıyor. Böyle uzun dal mı olur, böyle çürük soy mu olur? Bir obadan, bir ocaktan altı gelin dolu mu kalır? Yani Birinci Dünya Savaşı bizi bitirdi aslında. En ciddi kayıplarımızın olduğu dönemdir. Biz sadece şehit sayısına bakıyoruz. Ama bir de salgından, hastalıktan, şu veya bu sebepten ölenleri hesaba hiç katmıyoruz. Bu vesileyle de bizim Zala Bibi'mizi de anmış olduk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu ağıda, bu Türkiye'ye katkı veren herkese. Bayram Bey, ilk iki sorumuza doğru yanıt verdik. 3'te 3 yapmak için bu soruya da doğru yanıt vermemiz gerekecek. Tüm koruma haklarımız ve jokerlerimiz bizimle birlikte. 3. sorumuz sizin için geliyor. Felekiyat biliminin günümüzdeki karşılığı hangisidir? A. Astronomi, B. Meteoroloji, C. Astroloji, D. Matematik. Felekiyat. Hiçbir bilgim yok şu an. Duymadım da daha önce. Bir üçlemenin sonunda olduğum için aslında koruma hakkımı kullanıp cevap vermek istemiyorum. Ben ipucu jokerimi kullanmak istiyorum. Hocam, Bayram Bey ipucu jokerini kullanmak ister. Biz bir şeye kızdığımız zaman hemen feleğe yükleriz suçu. Felek, dünya, alem, etrafımızı çevreleyen her şey diye düşündük. Teşekkür ederim hocam. Meteoroloji olabilir, felek, dünya. Matematik olmadığını düşündüm. Astronomi olsa belki. Ben koruma hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. B şıkkı meteoroloji. B meteoroloji. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Astronomi, dünya, felek. Yani Bayram, ipucunu da heba ettin, zayi ettin, perişan evet. Ettin şimdi. Meteoroloji, hava koşulları, biraz daha hava durumları. Dünya deyince ve şey yapamadım böyle, hani dünya atmosfere düşündüm direkt. Aslında astronomi, diğer yani, gezegenler. Evet, felek dünyamızda, gündelik hayatımızda o kadar çok kullanıyoruz ki yani. Evet. Fuzuli'nin şiirinde de var değil mi? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Ya da Habib Sahir'in şiirinde var. Habib Sahir, İranlı şair. Yanar Eflak'te minlerce çırağı, bize bir şem, bir avize de yok diye. Eflak dediği de felekler. Anladım. Efendim bu soruya yanlış cevap verdik. Yeni bir üçlemeye başlayacağız. Evet. Burada ulaşmak istediğimiz rakam 3'te 3'ün sonunda 10 bin lira olacak. 4. sorumuz sizin için geliyor. Türk tarihinde zafer ayı olarak kabul edilen 1071 Malazgirt,
1526 Mohaç ve 1922 Büyük Taarruz zaferlerinin kazanıldığı ay hangisidir? A. Şubat, B. Nisan, C. Ağustos, D. Kasım. C. Ağustos. C. Ağustos. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Büyük taarruz en azından evet, bir yardımcı olmuştur. Oldu. Şıkka ulaşmamızda, doğru şıkka ulaşmamızda. Beşinci sorumuz, 3'te 3 yapmak için 2 sorumuz kaldı ardımızda. Sizin için geliyor 5. sorumuz. Hangisi Osmanlılarda İslamiyet'i benimseyen gayrimüslimler için kullanılan bir tabir değildir? A. Mürtet, B. Mühtedi, C. Avdeti, D. Dönme. Dönme olabilir gibi geliyor aslında ama olmayabilir. Yine çok bir fikrimin olmadığı bir soru. Ben soru değiştirme joker hakkımı kullanmak istiyorum. Soru değiştirme joker hakkını kullanmak isterler tamam. Bayram Bey. Cevap verseydin? Avdeti derdim. Yanlış olurdu. Dönme veya avdeti özellikle Selanik'te yaşayıp sonradan Müslümanlığa geçen Yahudiler için kullanılan bir tabir. Dönme kelimesi de kaba sayılıyor. Bundan dolayı avdeti kelimesini kullanıyorlar. Avdeti de geri dönen demek aslında. Yani o kelimenin Arapçası. Muhtedi de Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçenlere söyleniyor. Mürtet, Müslümanlıktan başka bir dine geçenler için. Yani dinden çıkanlar için söylenir. Peki Bayram, şunun için ne diyeceksin bakalım? Napolyon'u Akka'da yenilgiye uğratan ünlü Osmanlı Paşası kimdir? A. Fazıl Ahmet Paşa, B. Cezzar Ahmet Paşa, C. Alemdar Mustafa Paşa, D. Mustafa Reşit Paşa. B şıkkı Cezzar Ahmet Paşa olduğunu düşünüyorum. Alemdar Mustafa Paşa da olabilir gibi geldi şu an ama. Fazıl Ahmet Paşa veya Mustafa Reşit Paşa olduğunu düşünmüyorum. Ben koruma hakkımı kullanmak istiyorum. Bir koruma hakkımız daha işaretledik. B. Cezzar Ahmet Paşa. B. Cezzar Ahmet Paşa. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler Bayram Bey. Teşekkür ederim. 3'te 3 yapmak için sadece bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Bir koruma hakkımız, bir tane de joker hakkımız hala bizimle birlikte. 6. sorumuz sizin için gelsin. Tarihte bilinen en eski örgün eğitim kurumlarının hangi medeniyete ait olduğu düşünülmektedir? A. Eski Mısır, B. Sümerler, C. Eski Yunan, D. Asurlular. Eski Mısır veya Sümerler olduğunu düşünüyorum. Eski Yunanlar zaten Mısırlardan daha sonra gelişen bir topluluk. Asurlar olduğunu da düşünmüyorum. Sümerler'de ziguratlarda eğitim veriliyordu diyebiliyorum. Ama eski Mısır'da da erken gelişmelerinden dolayı bir kalkınma var, çok fazla gelişme var. Savaşlarda da çok geri düşmeyip genelde yendikleri için bir birikimlilik sonucu olabileceğini düşünüyorum. Örgün eğitim sistemi demesi beni düşündürüyor açıkçası. Çünkü Mısır'da Nil'e bağlı olarak taşkınlar etkili olabilir. Sümerler daha uygun örgün eğitim için. En azından coğrafya olarak bence. Şu an iki şık arasında çok fazla kaldım ama iki yanlış şıklı eleme joker hakkını kullanmak istiyorum ben. Kullanmak ister Bayram Bey hocam. Peki. Eski Yunan'ı eleyelim. Eski Mısır hakkında da düşüncelerini doğru kabul ediyorum ama ben bu şıkkı da elemek istiyorum. Teşekkür ederim. B şıkkı Sümerler. B Sümerler. Mutabık mıyız? Mutabıkız.
Tebrikler. Sümerler olacak. O ziguratlarda verilen eğitim çok yaygın olarak yürütülüyordu. Hatta öğretmene aşırı değer veriliyordu Sümerlerde ve eğer bir öğrenci başarısız ise öğretmen muhakkak aileyi ziyaret ediyor ve bunun sebeplerini onlara anlatıyordu. Pek çok öğretmenlik ve öğretmenliğe dair de pek çok tablet günümüze kadar ulaşmıştır Sümerlerde. Tebrik ediyorum Bayram Bey. İlk üçlü üçümüzü yaptık. 10.000 lira sizindir. Teşekkür ederim. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Aslında 10.000 lirayla KYK borcumu ödeyebilirim. Bir borç var. Evet. Onu kapatalım. Onu kapatabilirim veya onu bırakıp bir tatil. Çok hoşuma gider aslında tatil. Hani borcu ödemektense hani borcu biraz da erteleyip tatilde olabilir. Sen borcunu öde, borcunu öde. Borcunu, devlet alacağını alır, borcunu ödesin. Doğru, alır. Ya da biraz daha yüksek meblağlara çıkabiliriz. Bir sonraki üçte üçümüzün, üçte üç yaparsak ulaşabileceğimiz rakam 50.000 lira. Evet. Peki 50.000 liraya ulaşmak için çabalayabiliriz. Hala bir tane koruma hakkımız bizimle birlikte. Evet. 7. sorumuz, değeri 15.000 lira, sizin için geliyor. Eskiden okula başlayan çocuklar için kutlama amacıyla yapılan törene ne ad verilirdi? A. Fener alayı, B. Amin alayı, C. Uğurlama alayı, D. Düğün alayı. Düğün alayı olduğunu sanmıyorum. Uğurlama alayı da... çocuklara okul yolculuğu düşündürür mü? Düşündürmedi beni çok. Fener alayı. Sanki böyle bir askeri bir şeymiş gibi geldi bana Fener alayı. Amin alayı demek istiyorum aslında ama şu an koruma hakkımı kullanmalı mıyım, kullanmamalıyım mıyım? Bu bir risk mi? Şu an bilirsem bizecek iki soru kalacak. B. Amin alayı demek istiyorum. B. Amin alayı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Riskti ama tebrik ediyorum sizi. Evet. Aslında bize fayda sağladı bu risk. Amacımız 50.000 lira. Üçte üçün evet. Sonunda. Şimdi 8. sorumuz, değeri 25.000 lira. Bir tane koruma hakkımız duruyor. Evet. Bir ahilik geleneği olan ve bugün hala yaşatıldığı için UNESCO Dünya Mirası geçici listesine aday olan esnaf duası geleneği hangi ilçemizde sürdürülmektedir? A. Karacabey, B. Sivrihisar, C. Beypazarı, D. Mudurnu. Ahilik. Ahiler Ankara'yı da yönetmiş, Ankara'nın yönetimine sahip olmuş bir topluluk diyebiliyorum. Ben Ankaralıyım. 15 yıldır Ankaralıyım. Beypazarı diye düşünüyorum. Sivrihisar, Mudurnu, Karacabey çok yakın gelmiyor bana. Şu an üçlemenin ikinci sorusundayım. Korumaya almak bana ne kadar yararlı sağlayacak veya bilemezsem devam ettiğimde 11. soru görmeyi... Ama çok da şey değil gibi. C. Beypazarı. C. Beypazarı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Maalesef Mudurnu ilçemizde bu esnaf duası geleneği hala devam ettiriliyordu. 10.000 lirayla aramızdan ayrılıyorsunuz Bayram Bey. Çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Sizlere küçücük bir bilgi de kazandırabildiysek ne mutlu bizlere. Bir üçte üç tarihin daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.